Duymayan kalmasına bugün ünlü model Çağla Şükel geliyor. Çağla Şükel çok özel açıklamalar yapacak, yeni projelerini anlatacak ve magazin gündemini bizimle yorumlayacak. Birazdan canlı yayında. Günaydınlar. Ay, elimde çap. Günaydınlar. Ay, ne yapayım yani? Gerçekten merhabalar demesi. Merhabalar sevgili seyirciler. Öğleniniz güzel geçiyor olmuş olsun. Öğle aranız, öğlen tam öğle yemeği şeyi ama tabii iftar da var. Yani oruç da var. Da ne yapacağım? Sezen. Ay Sezen diyor. Sezen bu programı açana kadar biz sezon sonunu bulacağız. Ama bir şey sezon söyleyeceğim. Bitecek çünkü günaydın mı, öğle arası mı? Akşam yalnız, üzeri mi tamam. Ne olduğunu hala anlayamadım. Ramazan'da hanımlar öğlenliğin yapın dediği için öğlen yapıyoruz. Fakat evet. Ben sabah saatini daha çok seviyorum. Bütün günüm öldü benim. Hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden yani. Vay vay vay. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Buradan gidiyorum gün bitiyor yani. O yüzden. Bitsin işin mi zaten sen? Allah Allah. Allah Allah. Sevgili seyirciler gene acayip bir gündem var. Cengiz Semercioğlu ve ekibi 3 tane toplantı falan yaptıkları için bu acayip kadar. Şeyler. Evet bu saate kadar yine dop dolu. Çağla Şükel bizde tabii ki bu gece evet, diyorum ben. Evet. Bugün Çağla Şükel bizde efendim. Güzel, önemli açıklamalar yapacak. Bence en güzel modellerden bir tanesi. Bence en güzel. Hem ekranda en iyi, her zaman sunucu en olarak in, da en çok in. Başarılı. Evet. Değil mi? Her zaman en güzel, her zaman en iyi, her zaman en iyi yürüyen. Bence daha mesela daha gençler var şimdi tabii haliyle 20'li yaşlarda olanlar falan. Ama Çağla'yı geçen oldu mu podyumda? Olmadı daha. Hepsini konuşacağız. Hepsini silip süpürüyorum. Ama yani. Önce Ebru Şal'ı geçemedim onu da soracağım. Bakın soracağım onların hepsini. Tamam Ebru fotoğrafı derdi. Ebru'nun öyle bir ne diyecek daha... merakla bekliyorum ben de Selen. Deniz Seki'ye gidelim. Deniz Seki ile ilgili haberler tabii ki gündemin birinci maddesinde albüm çıkaracağını, şarkı yaptığını dün duyurmuştuk. Ve dün gece Ulus'ta stüdyoya girerken görüntülendi. Bakın kameralar neler dedi. Bu ne başlayalım. Hız, bu ne hız. Aynen. Bana çalıyor mu kapı? Bu kadar. Deniz Hanım iyi akşamlar. Çok geçmiş olsun. Stüdyoya geliyoruz. Evet, bir albüm çalışması falan mı olacak? Yok öyle ziyarete geldim şimdi. Özlemişiz sizi. Evet ben de sizi çok özledim. Aslında sizi stüdyo çıkışında çekmeyi özlemişiz. Ben de zaten o yüzden hem evet. Ozan'ımı ziyarete geldim hem de şarkı söyledim. Çok mutluyum şu anda. Çok teşekkür ederim. İlk parçamız da zaman çıkıyor efendim onu soralım. Çok yakında Özgür'de. Konserimiz de yoğun şekilde başlayacak herhalde. Evet inşallah. İlk açıklama konseri galiba. Bekliyorum. Efendim kolyeniz çok konuşuldu. Ne zaman konuşuldu? Evet. Ha Deniz Faruk kolyesi. Evet. Faruk kolyesi. Hemen birkaç evet. Kelime ondan alalım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kapıyı kapatabiliriz. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar güzel dinledim. Evet, Deniz hemen eline suyunu almış. Hemen almış. O suyunu almak ne demek? Hemen rejime başlamış. Hemen anlıyorum ben. Şimdi çünkü konserleri başlayacak, işte sahneye çıkacak falan bir an önce de eski formuna da kavuşması lazım. Ama cildi, yüzü falan nasıl böyle sağlık fışkırıyorsa, mutluluk fışkırıyor sanki. Yine halen aynı otelde kalıyorlar. Eve taşınmadılar. Yavaş yavaş alışsın diye bugün evine taşınacakmış. Otelden ayrılıp evine taşınacak ve tabii ki annesiyle beraber çok zaman geçiriyor. Çünkü annem sağlık problemleri yaşadığı zaman ben yanında değildim dedi Deniz. Deniz cezaevindeyken iki beyin bir diz kapağı ameliyatı geçirmiş annesi. Ve o süre içinde Deniz'deki yanında olmadığı için de tabii ki şimdi annesinin koynundan ayrılmıyor. Haklı, zaman geçiriyor. Haklı ne yapsın evet. Haklı evet. Ve Şükür Kavuşturana albümünün adı. Şimdi Ozan Çolakoğlu'nu ziyarete gitti dün gece. Kameralarımız görüntüledi işte Deniz Seki'yi. Oradan da hemen Gülşen'i aramış. Gülşen'i de tebrik etmiş anne olduğu için. Telefonda konuşmuşlar. Ve oradan sonra da yeni şarkısı için, yeni albümü için şarkının adı da Bal Saklıyor olacak. Bu basın toplantısında söylediği evet, şarkı. O, güzel söyle. Şarkı. Bak, bir daha dinleyelim o şarkıyı. Öncesi çok önemli, sonrası için
Bir bakmışsın kış olmuş, baharlar gelmez niçin? Öncesi çok önemli, sonrası için. Bir bakmışsın kış olmuş, baharlar gelmez niçin? Sakladım hep ismini, ben çiçeğim sen bağsın. Peşinden koştuğum halde burada günler geçmiyor. Dikeni battı halde gül dikene küsmüyor. Seveni yaktı evet, halde. Bu şarkının adı Bal Saklıyor. Albümün adı da Şükür Kavuşturana Olacak Deniz Sekin'in. Ve konserlerine de hızla başlayacak. Evet. Dün söylemiştim ya sana 3 konser için Kıbrıs'ta 1 milyon 200 bin lira ya anlaştılar diye. Sen de o parayı kim verecek falan filan yaptın diye. Kim verecek? Biraz astronomik buldum ama denize de yakışır dedim yani. Evet. Daha fazlasını hak ediyor ama biraz astronomik buldum dedim. Çünkü birçok kişinin şu anda farklı fiyatlar söyleniyor, farklı fiyatlar aldığını biliyoruz. Ama bayram konserleri bu ve 3 konser için konser başına 400 bin lira. Süper. Yani bayram konserleri süper olduğunu. Evet. Çünkü o 15... zaman şu anda birçok star yani bayramda şey mi olacak? Yani hayır, 75'e falan gidenler vardı, 150 alıyorum deyip evet, de o yüzden onları da çok iyi biliyorum yani. Bayramda ama fiyatlar ikiye katlanıyor bayramda, yılbaşında aynen, falan. Dolayısıyla hani bu rakam da hem Deniz'deki cezaevinden yeni çıktığı için herhalde ilk konserleri olacak. 5 katını alsın, evet, versinler. 1 milyon 200 bin liraya anlaştı. 5 Ağustos Cumartesi de Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. O süper, evet, o süper, her şey süper. Yani 13 Ekim'de İzmir Açık Hava'da, 14 Ekim'de Antalya Açık Hava'da. Bunları evet, yani söyleyeyim. Şimdikiler Açık Hava sadece ama arada da muhakkak yeni yeni ekstralar ve şeyler, teklifler gelecektir. Her çiçek acı çekse de öyle bir şey demiş şeyde şarkısında, içinde bal saklıyor demiş. Aha. Ne kadar güzel. Evet. Yani aslında çektiği acılara rağmen yine de hep güzel mesajlar veriyor. Hep mutluluğu istiyor ya artık. Evet. Şarkıda da bu mesaj var. Bak stüdyoya giderken de mesela gene Faruk Bey yanında. Faruk Bey yine yanında tabii ki. Ama nasıl ayrılsın ki şu an? Herhalde ayrılmasın. Çok yani seviniyorum. O... Benim sevdiğim görüntüler bunlar. Tabii. Benim her için, dakika yanında. Benim için en güzel görüntüler. Mesela Demet Akalın'la Okan'ı da ben bu anlamda çok seviyorum. Evet, her yere da beraber gidiyorlar ve çok mutlular yani maşallah. Bu da ilk paylaştığı fotoğraflardı. Birlikte Faruk Salman'la birlikte arabada giderken çektirdikleri video da vardı arkadaşlar. Onu da görelim. Deniz'teki. Çünkü Bodrum'a mı gidiyorlar acaba diye. Hemen sosyal medyada dün akşam bu konuşuluyordu. Ancak hani Bodrum'da değil, İstanbul'da. Zaten bu görüntüleri paylaştıktan birkaç saat sonra da kameralarımıza konuştu Deniz'teki. Bodrum'a da önümüzdeki günlerde gideceklermiş ama. Biraz daha İstanbul'dalar. Bugün evine taşınacak Deniz'teki. Ve ondan sonra Bodrum'a da tatile gidecekler. Evet, Deniz'teki ile ilgili haberler bunlar. Evet, güzel. Yani yavaş yavaş hayata dönüyor. İşte stüdyolara gitmeye başladı. Evet. İşlerinle alakalı. Hayata, değil mi? Hayata evine dönmeye geçecek falan. Başladı. Hadi bakalım biz de buradan haberlerini aktarmaya devam edeceğiz. Bundan sonra aktarmaya devam edeceğiz bakalım. Peki şimdi karşı atak var Mustafa Ceceli cephesinden. Allah Allah. Evet. Nasıl oldu şimdi? Avukattan Sinem Ceceli'ye, Sinem Gedik artık, Sinem Gedik'e etik davası açmış. Avukat Aslı Çelik Hatemi, Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'e dava açtı. Hatemi Gedik'ten etik dışı davranış talebi ve haksız yere Azil'den 100 bin lira istiyormuş. Aslı Hatemi çok iyi bir avukattır. Ailecek evet, çok iyi avukat. Kayınvalidesi falan da. Ama neden ben böyle bir şey yaptılar? Bu davaya girmesine çok şaşırdım. Bakalım VTR'mizi izleyelim. Dünyanın bütün ışıkları söndü gitti. Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'e avukatından 100 bin liralık dava. Hacı lakaplı ünlü popçu Mustafa Ceceli'nin 9 yıllık eşi Sinem Gedik'le tek celsede boşanmasının hemen ardından yasak aşkı Selin İmer'le evlilik kararı almasının yankıları sürüyor. Bir anlık öfkeyle karar verme. Yaptığı
imzaladığı boşanma protokolünde oğlunun babasından 3 milyon lira nakit ve 1,5 milyon liralık ev alan Sinem Gedik'i azlettiği eski avukatı mahkemeye verdi. Avukat Aslı Çelik Hatemi, Sinem Gedik aleyhine haksız yere azledildiği iddiasıyla 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dokuzuncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava için sunduğu dilekçede avukat Hatemi, Sinem Gedik'in Mustafa Ceceli ile anlaşmalı olarak boşandıktan sonra davaya konu olmamış bir takım delillerin avukatlık etik kurallarıyla bağdaşmayan bir şekilde gündeme getirilmesini talep ettiği ve bu talebi kabul edilmeyince de kendisini haksız yere azlettiğini gerekçe gösterdi. Aldatılan kadının intikamı. Mustafa Ceceli de geçen pazar günü yaptığı açıklamada evliyken yasak aşk yaşadığı Selin İmer'le aşk dolu pozlarını basına eski eşinin verdiğini, 6 yaşındaki oğlunun annesinin gizlice e-posta adresine girdiğini öne sürmüştü. Ne yangınlar gördüm, böylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın, kaç kurtar kendini. Özel hayatındaki kaos nedeniyle büyük yara alan Ceceli'ye bu açıklamasından sonra özellikle kadınlar sosyal medyada büyük tepki göstermiş ve sen 9 yıllık gül gibi eşini aldatmışsın. Canı yanan bir kadının intikamı. Bunu yapmasından daha doğal ne olabilir? Az bile yapmış mesajlarını atmıştı. Aa, bir tane Asena ile neydi? Caner. Caner davasının benzeri daha. Evet. Yani. Mustafa Ceceli ve ayrıldığı eşi Sinem Ceceli. Şimdi tabii sosyal medyada Sinem Ceceli'ye, Sinem Gedik'e çok fazla destek olduğu için onun hakkında hashtagler açıyorlar, etiketler açıyorlar. Ve diyorlar ki işte Sinem Ceceli'ye destek oluyoruz diye. Şimdi tabii iş rüzgar çok aleyhinde döndüğü için Mustafa Ceceli'nin. Bir karşı atak aslında bu. Tabii yani şunu yapmaya çalışıyor. Karalanmaya çalışıyorum. Yani karalanmaya çalışıyorum ama bir karam yok demek istiyor. Yani seni karalamak için birilerinin eline bir şey veriyorsan varsa karalayabilirler. Öbürküsü iftira olur. O zaman bir yanındayız. Ama burada seni karalamaya çalışıyorsa bile eşin, sen o karayı yaptın. Karaladığı şeyi yaptın. Yani yapmadan yapıyor iftira olmuş olsa o zaman hep beraber senin yanında olur. Tabii ki. Ama şimdi sen kadını aldatmışsın. Sen kadınla beraberken evlilik hazırlığı yapmışsın diğer kadından. Diyorsun ki 2 yıl önce bu iş bitti diyorsun ama resimlerin altında daha 1 sene önceki resimlerin altında sinomum yazıyorsun falan filan. Öyle bir şey olmadı zaten belli. Bu kızı daha önce başka no name kişilerle aldattığını bu kızın arkadaşları bize arayıp söylüyorlar. Fotoğraflar aylar sonra çekildi ayrıldıktan sonra, evet, ayrılık sürecinden sonra diyor. Diyorsun ki bu iş diyorsun, ben diyor Ocak'ta diyorsun ayrılık kararı aldıktan çok sonra bu iş başladı diyorsun ama fotoğraflar zaten Şubat'ta. Yani dolayısıyla sen hatalı olduğunu kabul etmek zorundasın Mustafa Ceceli. Bu kız eğer senin resmi fotoğraflarını çekip dağıttıysa da bunu Türkiye'deki her kadın yapar. Benim de kocam. Başkasına aşık olabilir bak. Sen başkasına aşık olabilirsin. Burada bir problem yok. Ama beni kandırdın. Beni herkesin içine rencide ettin. 5 dakika sonra yayınlamasalardı bu fotoğrafları. Bunları bu sarmaş dolaş fotoğrafları evliyken yapmasaydınız. Birbirinize sarılmak için bekleseydiniz biraz daha bana saygınız olması için. Diye düşünmüştür yani. Düşünmez olur mu canım? Bir de hangi kadın olsa gerçekten de hırslanırsın bu yani. Şeyler çıktıktan sonra. Olaylar çıktıktan sonra bu fotoğrafları ama internetinden de bulur, her şeyini bilgisayarından da bulur. Şöyle bir şey de bana geldi. Diyorlar ki Sinem miydi? Sinem'in arkadaşları diyorlar ki o kadar haysiyetli ve düzgün bir kız ki asla böyle bir şey yapmadı. Asla böyle fotoğrafları bir şey yapmadı. Almadı diye mi? Böyle bir şey yok. Bunu karşı tarafın şu anda evleneceği kişi yaptı. Kadınlık hırsı ve egolarından bunu duyurmak istedi. Beraberliklerini duyurmak istediği için o yaptı diyorlar. Evet, ama Mustafa Ceceli tam tersini söylüyor. Benim bilgisayarımdan, özel bilgisayarımdan izinsiz olarak girilerek alındı diyor. Eşi yani, tarafından alındığını söylüyor. Hayır, neyle suçluyoruz biz bu kadını anlayamadık. Ama biz. Şimdi tabii ki bu şimdi gazetelere falan düşünce avukat Aslı Çelik Hatemi hem kendini azlettiği için
hem de haksız yere azilden hem de etik dışı davranış talebinden. Şimdi haksız yere azil müvekkille avukat arasında bir mesele. Bunu bilmiyoruz. O ayrı bir şey. Onu başka bilelim. Olabilir. Haklı evet. da olabilir evet. Avukat hanım. Haksız da olabilir. Bilmiyorum oradaki azil gerekçesini ama. Keşke bağlansa Aslı Hanım, bu, çok iyi bir avukattır bu, bu arada. Etik dışı davranış talebi enteresan bir şey tabii evet. ki. Çünkü diyor ki bir takım delillerin, davaya konu olmamış bir takım delillerin avukatlık etik kuralları ile bağdaşmayan şekilde gündeme getirilmesini talep ettiği için diyor. Bunu Sinem Hanım talep etmiş. Yani davaya konu olmayan bir takım belgelerin etik kurallarıyla bağdaşmayan şekilde gündeme getirilmesini talep ediyor. Delillerin. Yani şimdi bu deliller acaba Mustafa Ceceli ile senin İmer fotoğrafı mı? Belki. Hı hı. O fotoğrafı avukattan da istemiş olabilir. Yoksa başka deliller daha da mı var? Şimdi bence var. Bence şimdi var. Bu aslında o soru işaretini de gündeme getiriyor. Ben şöyle bir şey yaptı demek ki. Sinem Hanım Aslı Hanım'dan dedi ki avukatı olarak bu belgelerin de delil olarak kullanılmasını istiyorum dedi. Belki Aslı Hanım da dedi ki olmaz bunları kullanamayız dedi. Evet, o da kızdı etik... ona onu azletti. Evet. O da haksız yere azletti. Bu bence iki yani bu ben Aslı'yı tanıyorum. Hani bu çok önemli bir şey değil. O aralarında böyle bir onur gurur savaşına dönüşmüş bu iş azlettiği için. Ama yani bence, tabii ama... ki yansıması öyle olmuyor. Aslında bakın. Sinem Gedik de neler neler yaptı, yapıyor, yapmaya çalışıyor'nun alt metni aslında bu. Ama bu kadın neler yapmaya çalışsa da yaptığı şeyler yani kocası aldatmış, istihbarat tabii etmeye yani, çalışıyordur. Ceceli'nin yaptığı şeyin yanında yani, devede kulak kalır. Hayır ne yapıyordur? Ben bir yani 9 yıllık kocam 6 yaşında bir çocukla evde kaldım. Adam başkasına sarmaş dolaş fotoğrafları çıkıyor her yerde. Benim evliliğim süresince zaten başka no name'lerle de aldattı. Sineye evet. çektim. Şimdi bu kadınla beraber. Şimdi tabii ki ben de yani bunu her kim derse bak ben de sana söylüyorum. Yemin ediyorum benim de kocam bana bunu yapsa aynısını yaparım. Yaptıysa da. Derim ki bütün bunun, bu adamın kim olduğunu bütün Türkiye öğrensin derim yani. Derim. Evet. Çünkü başka bir misyon edindi. Adamda şöyle bir şey yok ki. Adamda şöyle yani ben diğerlerinden farklıyım. Ben namazımda, niyazımda, evet. hoca, hacıyım, bilmem ne. Başka bir şey savunuyor. Başka bir kimlikte bu. Ha, bir de diyoruz ki biz aferin çocuğa ya diyoruz. Görüyor musun diyoruz. Hani böyle dedikçe... İşler alıyor, böyle dedikçe alkışlanıyor falan yani. Diğerlerinden diyoruz ki aferin bak öbürküler sabaha kadar dolaşıyorlar, içki içiyorlar falan. Bu çocuk bak helal olsun derken arkadan başka bir şey çıktı yani. Evet. Anladın mı? O yüzden de kandırılmak insanı, bizi bile yani o hadi karısı biz bile kandırılmış hissetmiyor muyuz kendimizi Mustafa ile alakalı? En başta da hayranları. Yani o yüzden de şimdi... tabii Aslı Hanım'la arasındaki şey nedir bilmiyorum ama... Bu tabii ama. Eski eşe dava, Ceceli'nin açtığı dava değil arkadaşlar. Eski eşine avukatının açtığı dava. Yani Ceceli ile açmış gibi anlaşılmasın. Ceceli açmış değil, Mustafa Ceceli açmış değil. Avukatı açmış bu davayı. Evet, peki, kendi avukatı hem de. Evet, kendi avukatı. Onun ne olduğunu Aslı Hanım'dan öğrenmek lazım aslında. Görevden alındığı için aslında. Avukat. Hı-hı. Evet. Peki bir başka davaya geçelim. Elçin Sangu. O da biliyorsun menajer Başay Okay'ın davalıktı. Elçin Sangu'yu vefasızlıkla suçlayıp 100 bin dolar tazminat istiyordu. Çünkü kiralık aşkta oynadığı dönemde işte kendisinin menajerliğini yaptırmadığı ve bu menajerlik paylarını da vermediği için haksız fesih davası görüldü. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde önceki gün görülen davanın duruşmasında Elçin Sangu'nun tanıkları dinlendi. En baştaki tanığı da tabii ki 6 yıllık erkek arkadaşı Yunus Özdiken olmuş. Sevgilisine destek olmuş. Yunus Bey demiş ki Elçin'in imzaladığı sözleşme çok ağırdı. Son zamanlarda Başay Hanım menajeri Elçin'e ben sana yetemiyorum ayrılalım dedi. Para konusu çözülemedi ki mahkemeye gittiler ifadelerini kullanmış. Evet mahkemeden de işte fotoğraflar Yunus Özdiken ve Elçin Sangu. Kerem Fırtına da tanık olarak dinlenmiş. Yapım şirketinden, Ay Yapım'dan yetkililer de dinlenmiş. Herkes Elçin Sangu'nun lehinde tanıklık yapmış tabii ki Elçin Sangu'nun tanıkları. Yani bu işler hep yıllardır var biliyorsun. Yani menajerlerle oyuncular arasında iyi sözleşmeler yapılmıyorsa ya da
geçmişte yapılan sözleşme çok uzun süreli ise bir süre sonra oyuncu ya bana iş bulmuyorsun diye sözleşmeyi feshetmeye çalışıyor. Şey bazen her şeyde sözleşme imza değil, kusura bakma, bazen vicdani şeyler vardır. Bak İzzet Bey bana bir 20 senede 20 tane iş bağlamadı ama adamdan vazgeçmiyorum. Niye? Niye? Çünkü bir yıllar var, birbirimize emeğimiz var. Seviyorum adamı mesela, anladın mı? Yani bana, ben bir şeysem bana iş gelir zaten. Verme ve bakalım bana komisyonunu, ne yapıyor seni İzzet Bey? Kim? İzzet o bana Bey. İş bağlaması da ben veriyorum ama. Ya, o senin başka bir okulun var senin o zaman. Yani, ama şimdi emek vermiş, bir yere de getirmiş seni. Şimdi yani şu olmamalı, seni bir yere getiren insanlar, atıyorum mesela beni Şenay Düdek sahneye çıkartmıştı. Evet. Bunu söylemek zorundayım ya, bu benim vefam yani. Bunu onu da onura etmek zorundayım, ona da bir vefa. Yani veyahut da bu adamlar beni bir yere getirdilerse, bir para kazanacaksa ben de o parayı ona, emlakçılara da para vermek istemiyoruz biliyor musun? Mesela adamlar ev buluyorlar bize, emlakçıyı kırpmaya çalışıyorsun mesela. Evet. Ya adam zaten bu işi yapıyor, bu işten para kazanıyor. Herkesin parasını veriyorsa o emlakçının %3'üne batıyor abi. Menajere vereceğin para batıyor. Vallahi bak gerçekten bize bir hastalık var. Olmaz. Bunlar da bu yüzden para kazanıyorlar yani. Eğer görevini tam yapıyorsa vereceksin işte yani. Görevini tam yapıyor mu yapmıyor mu kadın, tartışması. Bu çok iyi bir menajermiş ama. Öyle mi? Başarı evet, her, onu bana, onun da başka oyuncuları... Başkaları söyle aradılar. Yani. Dediler ki yani hakikaten çok düzgün, çok da iyi kalpli falan. Normal şartlarda asla böyle bir dava söz konusu olmazdı dediler yani. Kiralık Aşk'taki partneri Kerem Fırtına da Başay Hanım fanlarla sorun yaşıyordu. Fanlarla oyuncu ve menajerin sürtüşmeye girmemesi gerekiyor. Bu ilişki bu şekilde bitti demiş. Elçin Sangu'nun fanlarıyla da sorun yaşadığını iddia etmiş Kerem Niye Fırtına. Niye yaşasın? Yani Elçin Sangu'nun iyiliğini isteyen bir kadın, insanın menajeri. İşte şey de diyormuş ki yapım şirketi Ay Yapım'da. Elçin Hanım'a menajerin seni iyi yönetmiyor diye uyarmış. Bir daha bizim şirketten Elçin Hanım'a proje gitmedi diye de Ay Yapım yetkilileri de tanık olarak dinlenmiş. Yani evet, Ay Yapım da bunu söylemiş öyle bunu mi? Bunu söylemiş mahkemede. Dolayısıyla Elçin Sangu tanıkları dinlendi ama. Diyor ki işlerimi kaybediyorum menajerim yüzünden mi diyor. Şeyde bana şey vermedi, yeterince destek vermedi. Bana iş bulmadı. Sonuçta kiralık aşktan iş gelir. Öyledir yani. Bir oyuncuyla ilgilenmezsin. Küt diye bir yerden iyi bir teklif gelir. Aa diye sahip çıkmaya çalışırsın. Şimdi sen bir şeysen, iyi bir şeysen. Bak mesela Kurt Seyit'ten çıktı şey. Neydi? Elçin Sangu. Elçin. Kurt Seyit'te hemen başrol oyuncusu başkaydı. Ben mesela onu gördüm ki bu kız çok güzel. Bu mutlaka bir şey olacak dedim. Ve buna bu teklif geldi. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi... İyi bir yerdeysen, iyi bir isimsen, başarılıysan senin menajerinin tırmalamasına gerek yok. Sana zaten iş gelir yani. Öyle değil mi? Dünyanın en iyi menajeri olsun. Sende bir şey yoksa yapılacak hiçbir şey yok. Ben vefaya çok önem veren bir insanım. Yani oradaki menajer de belki yapım şirketleriyle onun menfaati için çata çat belki bazen tartışmıştır. Yani onun menfaatlerini korumak adına. İşte anladın yani mı? Bunlar dediğim gibi ta Nurgül Yeşilçaylı Abdullah Oğuz zamanından başlayan Serenay Sarıkaya'da benzer bir davayla uğraşıyor. Oyuncular işe yeni başladıkları, sektöre yeni başladıkları dönemde yaptıkları anlaşmalardan sonra vazgeçiyorlar. Bence bu uzun yolculuklardan, bak uzun yolculuklarda iş ilişkilerinde şöyle bir şey, yetemiyor musun birbirine? Problem mi çıkıyor? Diyeceksin ki abla, abi bak bu şekilde menajer olarak da değil. Ya bir sen beni buraya kadar getirdin Allah razı olsun ama bu saatten sonra kilitlendik gidemiyoruz. Yani konuşarak... Kabul eder mi? Sözleşmem var diyor. Ama böyle sözleşmem var, böyle konuşan bir kadına yapmazsın. Ben inanmıyorum bak. Yani. Ama samimiyetsiz davranırsa o da sana samimiyetsiz davranır diye düşünüyorum ben. İlla ki bir 100 bin liradan... En azından derdi ki 25 bin lira veya da hiç para almadı. Peki derdi yolun açık. Bu artık hırsa bindiği zaman, karşılıklı böyle kılıçlar çekildiği zaman o zaman herkes kendine... Evet, film kopuyor. Kopuyor yani. Peki bir dizi kavgası geliyor efendim ekranlara. Dizide çıkan Karavanda Kıyamet Koptu diye. Hangi dizide? Fazilet Hanım ve Kızlarında. Allah setinde Allah. Aynen olay çıkmış. Bize de gelen Çağlar Ertuğrul bize konuk olarak gelmişti. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Tabii ki. Çağlar'ı bak. Tabii evet. Aynen. Çağlar Ertuğrul. Dizinin oyuncusu Ecem Baltacı'ya kül tablası fırlatmış. İki oyuncu arasındaki kavga karavanda yaşanmış. Sette karavanları var oyuncuların. Karavanda orada nasıl ıskaladılar yani? He? İşte bak hayır, bu şöyle, olmaz. Şöyle olmuş. Diyor ki içeri girmiş sigara kullanmaları rahatsız etmek istemiyoruz. Bize özel bir oda yapılabilir mi? Bunun
üzerine sigara içenlere karavan kiralanmış. Dizinin selini Ecem Baltacı da 3 gün önce karavanda sigara içerken Çağlar Ertuğrul içeri girmiş, dışarı çık burada yemek yiyeceğim demiş. Bunlar iddia. Ecem Baltacı da yemeğini başka bir yerde yersen daha iyi olur. Burası sigara odası ve duman altı demesi üzerine de kavga çıkmış. Haddini bileceksin şimdi çabuk çık git buradan diye bağırarak masanın üzerindeki kül tablasını fırlatmış. Ben bir şey anlamadım. Karavan sonuçta dışarıda duran bir araç ya. Evet. Yani sigara içince niye dışarıda karavanın dışına çıkıp içmek varken? Karavan dışarıda içinde duran bir araç ama karavan kapalı bir araç biliyorsun. Tamam kapalı. İçin, ya, içinde içiyorlar. Niye içiyorlar içinde ben onlara? Yani i̇şte, sokakta yapım içsinler. Şirketi, bahçede, hayır, yapım şirketi oyuncular için sigara içebilecekleri bir karavan. Ben de diyorum ki karavan dışarıda duran bir şey değil mi? Dışarı çıkıp içsinler. Niye küçücük yerde içiyorlar? Niye o? Sigara odası ya, sigara odası diye düşün orayı. Ay ne kadar korkunç şeyler duyuyorum yani. Niye? Çünkü bu bir araç ya. Evet. Kapıyı açtığı zaman zaten dışarıda. O küçücük yerde birbirlerini zehirleyeceklerine dışarıda içsin diyorum. Hava soğuk olabilir, onun için yapmış olabilirler. Bacaklarını uzatarak sigara içmek istiyor olabilir. Ha, oyuncu rahat. Peki o sırada rahat başka olsun bir orada karavan yok ise, çocuk da orada yemek yiyecek ise ne olur yani yemek yiyene kadar öbürkü de sigara içmese? İşte orası sigara odası mı değil mi? Çağlar Ertuğrul da buraya geldi biliyorsun, öyle bir çocuk olduğunu tahmin etmiyorum ben. Ya hiç öyle bir çocuk değil. Ama yani çok saçma bir şey. Sigara karavanı da ilk defa duyuyorum böyle bir şey ben. Yani çünkü dışarıda ya. Madem yemek yiyeceksin tamam der yani, ben dışarıda içivereyim sen de yemek yer der, ne olacak yani, bu sigara nedir bu böyle yani, küçücük şeyde bir de duman altı. Evet, Çağlar Ertuğrul'la konuştuk sabah telefona bağlanması için, dizi ekibinden de oyuncularla konuştuk. Ya öyle bir şey yok hani, kül tablası atmak falan gibi bir şey değil, hafif bir tartışma olmuş anladığım kadarıyla ama herhangi bir şekilde kül tablası atmak gibi bir şey söz konusu değil dedi. Bağlanmak istemedi Çağlar. Zaten karavandaki kül tablasının nasıl bir kül tablası olacak ben anlamadım. Ben bu yani karavan küçük olduğu için sen her şey orada küçük zannediyorsun. Böyle bir kül tablası da olabilir. Allah kafasına Allah koyarsan. Yani karavanda kristal böyle camdan yani, kül tablası olacak hali demir yok. Demir olabilir. Cam olabilir, bunlar küçük olabilir. Bunlar plastik bardaklara, bu oyuncuların hepsi zaten bak, saçları bak, başları da çoğunun şey. Ben bak bir şey söyleyeyim, ben nefret ediyorum bu sigara içenlerden, kusura bakma. Hem saçınız kokuyor, hem kendiniz tabii kokuyorsunuz. Tabii canım yani, hem de sağlığınıza zarar veriyorsunuz. Ondan hiçbir sonra zaman hem de başkalarını da kokutuyorsunuz. Dışarıda içiverin yani. Karavanda ilk defa, ben böyle bir şey ilk defa duydum. Bak Allah Allah, neler var ya. Tabii. Küçücük niye böyle bir şey, küçücük bir karavan. İçinde oturacak herkes duman altı birbirini zehirleyecek falan. Ben dışarı çık iç lanet neyse evet yani. İç, yani. Bir kadına doğrusu da inan ki, bak kadına bak, erkek içiyor. Kadına hiç yakıştıramam elinde sigara. Evet. Bir de böyle yani. Bir de geçen gerçekten gün bir arabada giderken kadını gördüm. Kadın hem cep telefonda konuşuyor, hem böyle sigaretini, hem de şey yapıyor. Şey, dirseğinle de dirseği çıkıyor. Yok artık. Baksana yemin ediyorum. Yok şöyle artık. Şöyle durup şöyle bir eline şöyle vurup alasım geldi. O kadar sinir oldum. Hiç yakışmıyor kadına. Evet, evet. Dın 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 dın. Peki efendim, tartışma da böyleydi. Birce Akalay'la ilgili haberimiz var. Can Tunalı'yla, balet Can Tunalı'yla aşk yaşıyor biliyorsun Birce Akalay. Yakışır Birce. Gümüşlük'te ilk yaz fotoğrafları, ilk bikinili fotoğrafları gelmeye başladı. Gümüşlük'e gitmiş, sörf okulunda görüntülenen oyuncu görevlinin yardımıyla kanoya binip yarım saat boyunca kürek çekmiş. Ve tabii fotoğrafların çekildiğince, fark edince de muhabirlerle sohbet etmiş. Böyle fotoğrafları var Birce'nin. Ama şimdi muhabirlerle sohbet ederken diyor ki. Ne diyor? Beni magazin figürü olarak yansıtmayın diyor. Ay magazin, ya bunu yapmayın arkadaşlar. Aynen, çok seviyorum yani, sizi bu ama var ya. Magazin figürüyüz hepimiz yani. Şimdi çünkü o zaman başka bir meslek seçmen gerekiyor. Magazin figürüsünüz hepiniz yani. Net. Başka? Şimdi ben de onu söyledim, yazdım hatta yarına da. Ya oyuncusunuz siz. Bak oyuncusunuz. Dünyanın her yerinde oyuncu dediğin magazin figürüdür. Yani eğer görünmek istemiyorsan, fotoğrafın çekilmesini istemiyorsan, magazin sayfalarına haber olmak istemiyorsan ne yapacaksın? Bu işi yapmayacaksın. Yapmayacağım. Yapmayacaksın. Yani, git şey yap, bilim insanı ol. Şeye çok gülüyorum. Şey yap, şimdi başka bir yerde çalış. Şimdi mesela bu şarkıcı bazı laboratuvarda çalış. Kimse çekmez onu senin. Popçularda da var, bazı popçularda da var bu. Bazı oyuncularda da var bu. Kompleks diye ben bunu görüyorum. Çok özür dilerim. Çünkü magazini küçümsemek, yani aslında yaptığın işi inkar ediyorsun. Dünyada
bizim yaptığımız iş kadar itibar gören bir iş adamı parası kazanıyor, parasıyla bir takım kapıları açıyor. Ama bizim yani eğer saygın bir kişiliksel, tabii herkesten her ünlü olan, Ajdar da ünlü bu memlekette, onlardan bahsetmiyorum. Yani. Heh, şimdi bağlanır biraz, acayip, Ajdar görürsün günü. Hayır, onu söylemiyorum. Yani ben ne demek istediğimi insanlar anlıyor. Yani çok forslu bir iş yapıyoruz. Sen bu magazin olarak bunu küçümseme. Tabii ki kötü örnekler olabilir ve onların içerisinde yer almak istiyorum. Yani ben de yan yana bazen birisi bir kadın bana sataşıyor mesela. Ona cevap bile vermiyorum ki resimlerim yan yana çıkmasın onunla diye. Hiç cevap bile vermiyorum. Ya cevap vermek hani polemiğe girmek onlar başka şeyler. Başka kavga şey. Etmek ona buna yetiştirilsin ama, laf yetiştirilsin başka. Ama bu bunda oyun, bir şey yok. Tabii ki oyuncuysan magazin figürüsün. Şarkıcıysan. Çekilir fotoğrafın. Şimdi ben istemiyorum gazeteye çıkmak. Ben zaten o zaman yani tanınmak için bu işi seçmedik mi? Hepiniz ünlü olmak için bu işi seçmediniz mi? O zaman oyunculuksa giderdim böyle tiyatroda bir sürü ne oynayayım şeyler var. Oralarda oynadım. Dizide oynamak istiyorsun, televizyonda olmak istiyorsun, ünlü olmak istiyorsunuz. Tanınmak için, popüler olmak, yüzden, para kazanmak popüler, anladın mı? Sonuçta bu bunda... magazinin bir içi, yani hepsi kimya, aynı kimyada zaten. O yüzden de bunu küçümsemeyin. Siz küçümsedikçe biz Türkiye'de çünkü şarkıcılığı küçümsediler eskiden. Şarkı söyleyen kadına kötü gözle bakılıyordu. Biz artık buraları geçtik. Dünyadaki en forslu meslek bizim mesleğimiz yani. En aynen, güzel. Aynen magazin figürü o yapmayın, yapmayın beni magazin ne kadar figürü yapsın ben. Magazin figürü olmak bir şey ya? Değil ki. Ya sen muhasebeci değilsin ki. Sen oyuncusun yani. Tabii ki magazin figürüsün. Bunda kötü bir şey yok. Böyle komplekslere girmeyin yani. Ben seviyorum birceği çok. Evet. Ama biz hepimiz bir magazin figürüyüz. Aynen bunu oyuncu arkadaşlarının bilmesi lazım. Uyduruklar var, uyduruk olmayanlar var. Beşinci sınıflar var, birinci sınıflar var. Bu dünyanın her yerinde bu böyle var. Senin zaten duruşundan sen kendini aynen, ayırırsın. Aynen bir yere yani. Bir yere koyarsın, konumlandırırsın kendini. Yani. Birce şimdi bu fotoğraflar Gümüşlük'te tatil yaparken eski eşi Sarp Leventoğlu da geçen gün yayınladık ya. Evet. Kaykay yapıyordu. Ya yapma Sarp kaza geçireceksin dedik ya. Evet. Geçirdi. Sörf kazası geçirdi. Rahat durmuyor bu ya. Vallahi bak sörf kazası. Tatil sezonunu Akyaka'da açtı. Ancak ünlü oyuncu tatilin ikinci gününde bir sörf kazası geçirdi. Yeni başladı kitesurf'te. Az daha hastanelik oluyormuş. Sığ suda hızlanan oyuncu dengesini kaybedip düşünce çenesini denizde kayaya çarpmış. Bayağı da bak buz koyarken falan alttaki karede suratına buz koyarken fotoğrafları var. Ünlü oyuncu sevgilisi Derya Şensoy'un neden yanında olmadığı sorulunca da gerilmiş. Ben kimsenin özel hayatıyla ilgilenmem. Kimse de benimle ilgilenmesin, konuşmamı beklemesin demiş. Bunlar hangi meslek grubunda arkadaşlar? Ben gerçekten yani kimse şimdi kimse bir kere spora çok kabiliyeti var. Bu anlamda öncülük yapıyor ve yani herkesi teşvik ediyor. Ben onu kutluyorum. Güzel şeyler de yapıyor bu çocuk. Şimdi Kaykay trafikte yanlıştı onu söyledik ama spora kabiliyeti olan ve yakışan evet, da bir tabii, çocuk. Tabii hani vücudu şeyi... Birdenbire bir enerji geldi ona sevgilisinden ötürü diye düşünüyorum. Bu da diye yeni görüntüler bu. Şimdi bir dün şeyi yayınladık. Nedir o? Çünkü otobanda yayınladık. Bu da daha bir ara yol gibi. Son dizisinde hantal buluyordu ve kilolu gözüküyordu biliyor musun şeyde. Bir kilo almış gibi kötüydü şeyde Fide galiba. Ben onu gördüm dedim ki ama şimdi toparlamış fiziğine. Bu yine, da sette bak elleri cebinde gidiyor. Hiperaktif bir çocuktu. Evet. Yani yapabilir. Burada set arası yapabilir ama trafiği i̇şte açık bu değil olanlarda. Ama bu değil. Aa yalnız bir şey söyleyeceğim. Sanıyorum burada dizi çekilince trafiği kapatıyorlar iki taraftan. Bu arada set yaptı. Şey set bu mi bak şimdi ha. Arabalar duruyor orada bak. Arabayı gördün mü? Ama biraz orada orası bana ekim. Tatil beldesi gibi geliyor. Şu ama an şu anda orada çekiyor olabilirler mi şey? Yok bir şey çekmiyor şu an. Orada sörf yapıyor. Ama kaykay buradan yapıyor. Da birisi onu çekiyor arkasına araba gidiyor herhalde. Bu ama aynı yer değil. Şu an aynı yer değil. Demin gördüğümüz yer daha bir ana yol. Bu daha bir tali yol gibi bir yerde çekiyor bu. Bu da sette zaten. Belli ki Kaykay'a meraklı. Bu evden çıkıyor sabah bence. Kaykay'a biniyor arabayı falan böyle. Kaykay'la baksana şöyle. Evet. Evet, eğlenceli bir çocukmuş aslında ama işte... Eğlenceli ama bunu tabii ki bak, yapma. Bak orada arkadakiler setteki ekip. Arkadaki arabalar.
Ona bakarsan şunu da diyeceğiz. O yolda o arabaların orada park etmiş ne işi vardı diyebiliriz. Bir daha göstereyim bakayım arkadaşlar şu arkada, görüntüyü. Gösterin. Arkada set görüntüsü var. Bu değil ilk görüntüyü. İlk arabalar park etmiş orada bak. Bu ha, değil çocuklar. Tamam birleşikmiş tamam. Onu bitince ancak dönebileceğiz oraya. Biz bu, niye bir dönemiyoruz yani? Çünkü onları ayrı ayrı kesmek lazım Selen'cim. Bu montaj için de öğreteceğim sana. Ondan sonra istemeyeceksin ekranda öyle. Her şey böyle lap lap boyacı küpü değil bu. E o zaman bu böyle belgesel gibi film şeyine sonuna kadar gitsin biz başa dönemeyelim. Böyle bir saçma şey. İşte şimdi. Ya, istemiyorum bak hayır ne de ay delireceğim. Delireceğim. Neyse vazgeçtim istemiyorum tamam. Şimdi bak başa dönecek. Orada arabalar var gördün mü? Bakıyorum hemen şimdi. Bu değil bu değil. Tamam bu. Bak 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 bak. Bak bak. Sol tarafta evet bir tane araba bak, var. O da var. Hayır hepsi var. Bunlar tane... orada duruyorlar. Tamam. Burası set. Değil. İki yoldan. Biri çekenin biri de kendi arabası. Orası set değil. Orası bir set değil yani. Yani açık trafik mi? Açık. Bence açık trafik. O zaman çok ayıp. O zaman evet. Çok tehlikeli. Tehlikeli. Bak bu tür işler tehlikeli. Sörf kazası da yapmış. Geçmiş olsun. Peki Demet Akalın tabii ki yeni şarkısı çıktı. Kulüp. Evet. Çıkıyor. Daha teaser falan. Ve yeni şarkısı kulüp çıkınca da hemen polemiklerin içine ister istemez giriyor Demet Akalın. Nasıl oluyor? Önce Hande Yener'e bir laf attı. Dedi ki Türkiye'nin en iyi 50'si bu. Liste yayınladı. Evet. Ve Demet Akalın'ın Nazar şarkısı 35. sırada. Neyse diyor şunu da şuraya koyayım da günde 2 milyon dinlenenler yok ama esameleri okunmuyor diyor. Doğru söylüyor. Ondan sonra niye sivrisin? Yoksun ama bak günde 2 milyon tıklanıyorsun ya demiş. Buradan da Hande Yener'e şey yapmış. Hande gelecek önümüzdeki hafta bizim programa. Gelsin. Evet. Şunu bir konuşalım onunla karşılıklı. Gerçekten. Aynen konuşalım yani o da. Ama şimdi bunu Hande'ye söylediğin ne alaka? Kime söyleyecek? Geçen hafta şeyi koydu ya. Hande Yener kendi izlendiği, 2 milyon tıklandığı listeleri koydu. Ona da misilleme olarak, yanıt olarak... bunu konuyor. Yani diyor hani ki, diyor 2 milyon izleniyordu. Onlar tık nerede? Tık var diyor ama diyor şey yok diyor ortada. Evet bu da İcraat yok. İlk 50'de yok mu Hande Yener? Bu 32, 33, 34, 35'i vermiş. Demet Akalın 35. Sırada. Ama Demet'in 35. sırada olmasını da ben kabul etmiyorum. Niye ama yiymiş? Yabancı şeyler de var. Karışık şarkı bu. Yani Türkiye'de en fazla çalan. En fazla dinlenen, en fazla çalınan yerli yabancı şarkıların olduğu liste. Yani burada pek çok şey var. Katy Perry de var, başka birileri de var. Ha o zaman tamam. Anladın mı? Peki o şey Hande yok o zaman. Hande ilk 35'te yok. O da ona zaten. Bunu hani dinleyememiş nerede... daha tıklamaktan. Çok açık tıklamayacak o arada dinlemeyi kaçırmışlar olabilir yani. Bak ve evden de sürekli şimdi neredeyse Demet Akalın'ın evinin her köşesini. Ya. Her yer oyuncak salonda. Evet öğrendim. Her yer oyun evi ve oyuncak. Şimdi yeni evleri yapılıyor. Bu evet yeni da... evine taşınacak. Dolayısıyla burası böyle. Evet burası taşınma öncesi şeye döndü. Kiraya ait bir şey. Her yer yani. Merdivenler, merdiven altı. Burası burada Demet bu sağ koltukta oturur hep köşede. Hmm. Sabahları da hep bizi izliyor her gün ve çekip atıyor, gönderiyor. Burası onun köşesi ama evin her köşe karşıda da Okan oturur. Bak yerler belli de mi? Tabii yerler her tarafta Hira'nın oyuncakları var zaten. Hira'nın üzerine her şey yani. Evet. Geçen gün canlı yayın yaptı sosyal medya üzerinden ve yaptığı canlı yayında çekirdek çitliyor tabii. Bak bu. Ve sorular söylerim. Hadise bugün dönüyor Belçika'dan. Sen götürecekmiş bize. Ya ben şey yerim ya. Biz kompleks yemeyiz. Ben eve ama davet etmek istemiyorum Hasan bu eve ya. Yeni ev var. Yeni ev var. Vay vay. Ya yerin sen hiç umurunda değil. Tamam var. Ne sınavı be? Ya. Ne sınavı? Çok tatlısın. Yine seyrediyordur o bizi. Takipçileriyle Demet Akalın evde oturup çekirdek çitleyerek canlı yayın yapıyor. Ve tabii ben makyaj çünkü şimdi aslında bu doğal haliyle çıkmak da büyük cesaret. Hayır aslında bir şey söyleyeceğim size Demet'le ilgili. Sorular söylerim. Bu Demet'in doğal hali değil. Bu Demet'in rimelleri falan dağılmış. Gayet de kötü bir hali. Hayır, doğal değil, ev hali demek istedim. Doğal yani hali, ev hali. Normalde sabahları yürüyüş yapardık.
burada çok kötü çıkmış tabii. Umurunda da değil. Şimdi, aynen. Böyle zaten değil takipçilerde yani. Doğal hemen... hali bu değil yani. Öyle söyleyeyim. Bu hemen... bütün riverlere akmış. Yani umursamadığı için kendine o bulaşmış falan. Öyle şey. Umurunda değil çünkü. Hemen takipçileri de söylüyor zaten. Ay diyor çok çirkinsin diyor. Oğlum diyor ben zaten makyaj güzeliyim diye hemen yanıt veriyor. Ya, hiç kompleks yok. Bak evet. Ben bu anlamda Okan'ı da çok seviyorum biliyor musun? Çok mesela... yaşlanmışsın diye mesaj yapmışlar. O da demiş ki sen de ben de bu dünyaya kazık çakacağız ya diyor. Ya, o yaşlan... tabii. Yani tabii. Sonuçta çakmayacağız bir şey sana söyleyeyim mi? Şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsun Okan'la Demet arasında da bir 7-8 yaş. Hı-hı. Belki var 10 yaş da bilmiyorum tam hatırlamıyorum evet. Ama. Tam 10 yaşmış. Tam 10 yaş mı? Okan mesela hiçbir zaman Demet'i bu konuda rahatsız eden, bak bu da çok önemli. Yani bazen insanın saçı da dağılır, her dakika süslü olmak ve güzel olmak veyahut da ömür boyu güzel olabilecek ve kalabilecek hiçbir kadın yok ki zaten. Ama hiçbir zaman onun rahatsızlığını vermez biliyor musun Okan'da? Okan da yaşına göre o kadar olgun ve düzgün evet. Bir çocuk ki. Yani şimdi mesela Demet'i rahatsız etmiş olsaydı bu durum. Ama evde ay güzel gözükeyim ama hiç umurunda değil böyle bir şey. Beni seven diyor her halimle sevecek diyor ve Okan da onu mesela her halinde seviyor. Evet. O yüzden de mutlular maşallah. Genç müzisyen İlyas Yalçıntaş çok başarılı olabilir ama Demet Akalın'ı hiç canlı performans yaparken görmedik. Demet'i mi görmemiştik? Evet. Aa, açıklamalarını. Nereden ne atıyorsunuz be? Bu canlı yayında Demet Akalın demiş ki çocuğu aradık ama telefonunu korkudan açamadı herhalde. Ben canlı da okurum, playback de yaparım. Playback olayını ben başlattım, istediğim zaman da ben bitiririm diyor canlı yayında. Demet Akalın ve dudak, çene ve göz çevresine de botoks yaptırdığını hayranlarıyla paylaştı. Bunları da doğal, bütün doğallığıyla söylüyor valla. Ya hiçbir kompleksi, o yüzden çok seviyorum. Bak şey de öyledir mesela, Yıldız Silbe, Kibariye. Yani bunlar sahici kadınlar. Ve sahici yani birbirlerine örtüşecek şeyleri değil ama yani sahici insanları seviyorum. Demet de öyle hiçbir kompleksi yok. Hı hı. Yani başarmış bir kadın çünkü anladın mı? Orada evet. Değil yani. Güzellikte takılı. Ben mesela daha takılıyımdır mesela. Ben önem veririm. Ben evde de sabah kalktığım zaman sen şeyimi sabahlığımı bak, giyerim. Bak bizi izlediği bak bu da var. Bunu da paylaşmış. Evet dün Özgü dünkü evet Özgü çok her beğenmişti. Gün diyor sen çok güzelleştin diyor falan bana mesaj atıyor moral veriyor. Bir de aa. Böyle de bir kız bak başkasının başarısına bak o yüzden seviyorum ben Demet'i. Başkasının başarısını alkışlayan takdir eden güzel bak, bir şey. Bak dün Ayla Algan da geldi o Özgü ilk defa çıkıyor hemen izleyip bizim programdan paylaşmış müthiş yok, sesi aynen. Bayıldım diye. Bak onda da mesela bak, başkası da kıskanır mesela aynen. Hiç yok yani Demet. İyi kalpli bir kız. Sadece Demet çabuk kızar, çabuk darılır, küser, tartışır. 5 dakika sonra geçer. Demet'in tek şeysi budur. Bunun dışında hiçbir şey Ozan yok. Şimdi Ozan Doğulu paylaştı yeni şarkısını. Demet Akalın'ın teaserını paylaştı. Dedi ki yeni klibimizden bir parça diyor. Umarım beğenirsiniz Ozan Doğulu ile Demet Akalın'ın beraber çalışması. Bir dinleyelim bak. Ha, evet. Şundan ben de alacağım bir tane. Heh, al al bir oy. Ne oldu? Bu kadar. Şimdi nasıl? Zaten bu kadar paylaşıldı Ozan Doğulu tarafından. Beraber klipte oynuyorlar. Ve klibin girişi, müziğin girişi, klipten de işte klibin başı. Rihanna gözlükleriyle Demet Akalın orada. Çok güzel beğendim. Ozan Doğulu orada. Şimdi bunu şimdi sana bir daha dinleteceğim. Çünkü Erdem Kınay, müzisyen, dedi ki Apache Sounds is back. Apache müziği geri döndü diye. De o şeyi baştaki evet. Şeyi şimdi diyor. Bir daha efekt. Dinleyelim bakalım Apache müziğini benzetiyor mu? Arap ondan sonra da oradan da tamam alalım peki. Demet Akalın'ın yeni şarkısı kulübün. Tamam arkadaşlar kulübün ilk girişi bu introsu. Evet, introsunda bu şeyleri efektleri kullanmış.
Ama Erdem Kınay'dan hemen Apache müziği geri döndü diye lafı çakmış. Şimdi ben sana söyleyeyim. Şimdi Demet yandın. Tabii Demet Akalın hemen yanıt verdi zaten. Göstereceğiz onu da şimdi. Erdem, Demet Akalın yandın şu anda. Çünkü Apache müziği o introsu bak, Arap ritmine girmiş orada. Giriyor. Tam girerken kesildi zaten. Onu daha yayınlamadılar. Yeni şarkısı Kulüp bu. Ve hemen Demet Akalın tabii ki gece yanıt verdi dün gece. Benim çıkarsız yaşantım sizin menfaat terazinizi bozar diye hemen paylaşımda bulundu. Bu da herkese tüm sahtelere git gelsin diye bu paylaşımda bulundu Demet Akalın. Tabii şimdi ilk önce Erdem Kınay bunu paylaştıktan sonra Apache müziği bu diye. Demet Akalın'la tabii ki hayranları hemen bak sana söylüyor falan diye Demet'i ayarıyla oynadılar. Bu yanıtı verdi. Benim çıkarsız yaşantım sizin menfaat terazinizi bozar diye. Bence bununla onun pek alakası yok ya. Ama bunların hepsi üst üste oldu dün gece. Hepsi üst üste oldu. Ama bu lafın yani bunun cevabı değil ki. Buna Demet başka bir cevap verdi. Buna başka bir cevap verdi. Apache'yi göstereyim sana diye. Şöyle bir şey. Sonra da bunun üzerine Erdem Kınay zaten bu yorumu sildi. Şu an sosyal medya hesabında yok, kaldırdı. Valla Erdem'cim şöyle söyleyeyim. Biz Türk'üz. Tamam. Türk ezgileri müziği üzerinde evet şey batı sound'u kullanabiliriz ama çoğu rockçı Türkçeyi falan diye yakında İngilizce gibi konuşacak. Biz şey Amerikalı değiliz. Biz Türk'üz. Ama biz dünyaya ayak uydurarak kendi müziğimizi yapmaya çalışıyoruz. Bazıları kendisini Türk olduğunu falan unutarak yani şey gibi bu. Dubai'de televizyon seyrediyorum. John Wayne'in filmi var. Ama tabii ki şey dublaj tabii Arapça olduğu için at biniyor tam üzerine ya Allah diyor şimdi. Yani sen şimdi anladın mı? Bunu biz buyuz yani. O yüzden hani kendimizi farklılaştırmak, farklı bir kalıba sokmak falan Türkçeyi böyle falan diye şarkılarda çok komik oluyor bence. Bazı rockçılar da yapıyor. Tabii Erdem çok Kınay bu lafı yani. Apache müziği geri döndü lafını Ozan Doğulu hani meslektaşı da olduğu için Ozan Doğulu'ya mı yoksa Demet Akalın'a mı? Ama Ozan Doğulu'ya da yapmasın biliyor musun? Yapmasın. Yani diye. Erdem daha yokken Ozan vardı ve Ozan Kenan'ı yıllarca ayakta tabii tutmuştur bu konuda ve çok iyi bir aranjördür. Bir de tabii yani izlediğimiz çok kısa bölümü girişi sadece kulüp şarkısının. Bakalım bugün yarın yayınlanacak şarkı onu da ekrana getireceğiz. Mesela Demet'in albümü tabii aslında yeni çıkmıştı. Evet, yeni bir şarkıya ihtiyacı yoktu. Ama evet. Demet hemen tüketti o albümü ve yine de yazdan da faydalanmak istedi. Başkaları çıkınca ona tahammülü evet yok çünkü. Bu ara zaten herkes albümde, herkes stüdyoda, herkes yeni şarkısını çıkarma peşinde. Bu dikkat çekiyor aslında. Bu dikkat çeken bir durum. Yani. Şarkıya çağırıyor yani bu. Buradan sonrası biraz. Burada bütün arkadaşlar böyle böyle dans ediyor. Ama böyle Apache müziği diye böyle Apache olan da var, olmayan da var. Yani bizim sonuçta gerçeğimizi de kabul etmekte yararımız var. Apache'ler de var, Apache olmayan da var. Yani bunda herkes aynı mı dans edecek zannediyorsunuz? Yani yapılacak bir şey yok. Evet. Twitter'dan bir hayranın Erdem senin sayende bir yerlere geldi. Önceden adı sana okunmuyordu. Bırak çalmasın ufacık beach'te diye. Geçen yıl çünkü beach'te şarkısını çalmıştı. Onunla ilgili yorumu. Geçen yaz bozulmuştu araları Demet Akalın'la Erdem Kınay'ın. Akalın'ın yıllardır küs olduğu Hande Yener'in plajında müzik yapan Erdem Kınay geçen yaz Hande'nin plajında müzik yapıyordu. Ondan. Yanlışlıkla Demet Akalın'ın şarkısını çalınca ortalık karışmıştı. Kraldan geçen, çok kralcılık yapmış şimdi. Çünkü bu senede o plajda çalışmak istiyor belki. Erdem Kınay playlistinde otomatik olarak çalmaya başlayan şarkıyı hemen değiştirmiş. Ancak bu durum bile Hande Yener'i sakinleştirememişti. Erdem Kınay olay sonrası Hande Yener'i aradı ama ünlü popçu telefonlara çıkmadı. Daha sonra Demet Akalın da Erdem Kınay'a tavır aldı diye böyle bir geçmişi de varmış yani bu mesele. Aranjörlerin falan müzik adamlarının böyle taraf tutması onlar için de doğru bir şey değil. Çünkü bugün onunla çalışırsın. Aynen yarın Demet'le yarın Hande ile çalışırsın. Kimsenin şey, kralcılığını yapmayacağım evet bence. Peki Sıla ve Ahmet Kural aşkını evet. Ahmet Kural'ın partneri Murat Cemcir'di artık ona zaten fotoğrafları yayınlanmıştı. Dün gece Salur Kazan'ın galasında sordular bunu. Bu arada Ahmet Bey'i çalışsa görmüyorum.
Ayrılmaz iki. Birkaç gecedir, birkaç davettir hatta görmüyorum. Evet. Beraberdiniz normalde. Hala beraberiz. Hala beraberiz. Yok. Yok. Yeni aşk hakkında ne düşünüyorsunuz? Herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha? Yakışmışlar bence. Allah'ı nazardan saklasın. Sizin tebrik ettiniz mi bu konuda onu? Konuştunuz. Yani şimdi film ile ilgili konuşalım. Öyle mi? Evet. Aşık oluyorum eyvah, yerimde duramıyorum. Bile bile yanıyorum eyvah, kendimi tutamıyorum. Bu defa böyle taze bir şey yapalım mesela. Yeni bir hikaye, yeni tipler, yeni karakterler. Selçuk Aydemir çok acayip, çok komik bir şey yazdı. Bakalım işte onu izleyeceğiz. Dizi yapmak istiyoruz. Belki önümüzdeki sezon olabilir öyle bir şey. İstiyoruz. Evet, Salur Kazan, Dede Korkut Hikayeleri serisinin ilk filmi bu. Onun galasında konuştu Murat Cemcir. Ve kimse hayatta karışmasın diye de işte. Ahmet Kural'la Sıla ilişkisi. Ya bu muhabirler de diyor ki şimdi siz diyor hep ayrılmaz ikiliydiniz diyor Ahmet Bey'le diyor. Evet. Şimdi diyor Sıla var, sen oğlun erkek arkadaşı. Tabii ki hayatına bir kadın ama girince. Ama lafı işte oraya getirmeye çalışıyorlar. Çünkü ne hani yanınızda kaç davettir görmüyoruz. Artık Sıla'yla takılıyor, seninle takılmıyor. Herhalde seninle takılmayacak. Tabii ki canım. Tabii ki hayatına bir kadın girince onunla takılacak. Erkek arkadaşlarını da 15 günde bir görebilir. Yani evet. Gayet normal bir şey. 15 günde bir. 15 günde bir, bir saat açık görüşte görüşebilir. Ay öleceğim şimdi. Hiç sevmiyorum bu erkek, bekar erkek arkadaşları ben gerçekten. İşte senin ilişkilerin de zaten hep o yüzden lambur lambur nereden oluyor. Nereden atıyorsun ya? Benim evet. İlişkilerimde benim hepsi 4 sene 5 sene sürmüş veya i̇şte evlilik yaşamışım. Kavga dövüş yapıyorsun. Onlarla hiç kavga da yapmıyorum, dövüş de yapmıyorum. Ben öyle adam seçmem zaten. Murat Cemcir yıllardır beraber çalıştı. Partneri Ahmet Kural'ın Murat ilişkisinde. Murat Cemcir tek başına takılacak diye arkadaşlarınlar. Arada da görecek Ahmet'le çalışacaklar, o ona yetecek. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Herkes konumunu bildikten sonra problem çıkmaz. İftar yemeğine gidelim. Dün akşamki Ataköy'de bir iftar yemeği vardı. Biz de davetliydik değil mi bunlar? Biz de davetliydik. Senin yüzünden hiçbir yere gidemiyoruz ama. Zor götürdüm seni geçen gün Tarkan'ın ödül aldığı şeye. O gün benim şeyim vardı. Neyim vardı? Problemim vardı. Anlatayım şeyden sonra. Saçmaladın işi bakın ya inşallah. Bakın kaşlar kalkıyor böyle. Ekrana doğru yap ki seyirci de görsün. Bana doğru yapma. Peki iftar yemeğine gidelim. Bayağıdır. 5-6 yıl oldu. Epeydir. Her ayın ilk cuması. Ama evet, çok güzel evet, gidiyor. Evet, güzel gidiyor. Güzel geceler. Çok keyifli geceler, güzel müzikli akşamlar böyle geçiriyoruz. Bugün de iftar yemeği vardı. Güzeldi, keyifliydi. Yalnız sohbet, muhabbet. Ayhan Aşan güzel bir şey söyledi. Bu gece dedi, yıldızlar burayı kıskanacak, bütün yıldızlar burada. Wow. Ben üzerime alınmadım tabii ama yani Funda Hanım alınmış olabilir. Yok. Ama çok güzeldi. Gerçekten içeride bayağı güzel yıldızlar var. Güzel bir geceydi. Gelen herkese aslında teşekkür ederim. Ve şey ne kadar güzeldi lazım. Değil mi? Mustafa Sağ Yaşar'ın. Mustafa abi evet. Efsane. Olması. Üstadlar. Ve bu kadar güzel performansla şarkı söylemesi. Evet. Çok mutluluk. Zekai Tunca evet. Keza. Orhan Gencebay şiir okudu. Orhan Gencebay şiir okudu. Sen benim cennetin hür vatanımsın. Sen ecdadımın yadigarısın. Varlığım uğruna armağan olsun. Vatanım, toprağım, canım Türkiye. Uğrunda can veren canlarımızla çıktık sonsuza bayrağımızla. Allah'ın yolunda imanımızla biz bize yeteriz. Canım Türkiye, hem ekmeğim hem suyumsun. Vazgeçilmez namusumsun. Aşığınım dünya duysun. Canım Türkiye. Gururum Türkiye. İyi akşamlar diliyorum. Merhabalar. Çok büyük ustalar da burada live'dı. Onları da dinleme fırsatımız oldu böylelikle. Kubat Bey çok güzeldi. O zaten hep güzel söylüyor. Aşıklar için Neşet Baba'yı yad ettim bu gece. Ahirim sensin, evet. Sehirim sensin. Evet, güzeldi. Güzeldi. Funda Hanım çok güzel.
seslendirdi. Çok sanat musikisinden efendim. Çok teşekkür efendim. Her şey güzeldi. Böyle bir orkestra olunca artık ben de bir eser seslendirdim. Teşekkür, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvah. Eyvah. Eğlence hayatının pek çok mekanları var biliyorsun bu grubun. Tabii ki aynen. Aynen. Onların en iftar yemeğiydi. En güzel mekanlar. Evet. Pek çok ünlü ismin de çıktığı, biraz gazino hayatını da yaşatan. Bence çok ya? Önemli. Tam Maksim'den yapan. Sonra gazinolar bitti derken gerçekten bizlere umut olmuş mekanları açtılar, yaşatmaya çalışıyorlar. Evet, o grubun yaptığı iftar yemeğiydi. İşte Ayhan Aşan sahnede, diğerleri sahnede. Tabii Orhan Gencebay da bu sefer şiir okumuş. Kendi sesinden şiir tabii okudu. Tabii tedbiri elden bırakmamış. Şarkı olmuyor. Bu Sibel Can'ı verdiler ya geçen. Var mıydı o görüntüler bizde şu anda? Bak. Ya bu... ya. Ya bu olacak... bu olacak bir bunu şey değil ya. Kusura bakma Orhan Baba da. Bunu ne zaman... bunu ne zaman görecek? Güleceğiz yani. Bu nasıl bir şey olabilir ya? Gülemiyorum bile, sinir oluyorum da bu arada. Çünkü şu an tıklanma rekoru kırıyor bu görüntü. Ya, çok tatlı adam ya. Adam çok pamuk. Bir de söylüyor ayıp olmasın diye. Ayıp olmasın. Ne söylüyor? Şimdi bu geceden iki gece sonra katıldı. Dün geceki iftar yemeğinde tamam bak, aldım. Bak bak söylüyor. Bak bak yine söylüyor. Bak anlamadım. Eyvah eyvah. Ay, insanın başına gelebilecek. Felaket. Ama yani. Sonra, evet. Çok tatlı. Ne yapsın adamcağız? Bu şarkı belki ülkemizde en çok söylenen şarkılardan biridir. O yüzden de karıştı. 75 yılının sonunda yani. O yüzden karıştı. Peki. Tamam bu başına böyle bir olay gelince iki gece önce Orhan Gencebay'ın dün geceki iftar yemeğinde. Bu sefer şiir okudu. Kendi sesinden şiir okudu. Şarkı garanti falan aldı. Garanti. Çok tatlı yani. Niye okumuyor acaba? Bu kadar güzel bir ses, güzel bir yorum. Orhan Gencebay niye yıllardır yıllardır kendisine teklif ediliyor. Açık hava konseri teklif ediyor, ya ediliyor. Çıksa da yıkar ortalığı. Tabii ki ama Orhan Gencebay yapmıyor. Ama neden işte? Belki sesine güvenmiyor. Belki ya ne alakalı canlı... koskocaman bir ses yani. Çok önemli. Yani şimdi canlı şey performansına güvenmiyor belki. Belki heyecanlanıyor. Ha heyecanlanıyor. Bir, bir ton şeyi olabilir çünkü yani. Çünkü o zaman teknoloji mi vardı? Şimdi sesleri birbirine yapıştırıyorlar. Dublelere bilmem ne vokal okuyor ya ona yapıştırıyorlar falan. Herkes bir şekilde bir şey okuyabiliyor ama Orhan Gencebay'ın plak yaptığı şeylerde öyle bir teknoloji yoktu. Kendi sesini oraya aktardı. Niye yani canlı söylemiyor? İşte yani dediğim gibi dediğim nedenlerle olabilir. Peki aynı gecede Dilan Çıtak vardı. O da enteresan, eğlenceli bir röportaj verdi bize. Herkes görmesin, görmeyeli bonus olmuşsun. Doğduğumdan beri. Ya kesildi. Aynen. Bugün yok, hayır. Şöyle. Kapartmadım, kesildi. Kesilince iyice top oldu. Yani yuvarlak oldu. Evet. Bir tanıyorum. Göstereyim, ellerim şu an çok kötü. Azıcık fotoğraf vermem şu an. Nasıl oldu? Nasıl gün geldi sahneme. Dedi ki İbrahim ben bu Bey de izliyor. İbrahim Bey de izliyor. Biz aynı şakalar mesleği yapıyoruz. Için, biz aynı mesleği yaptığımız için çok ortak arkadaşımız vardı zaten. Çok beraber stüdyoda çalışıyorduk. Onun arkadaşları, benim arkadaşlarım. Biz stüdyoda tanıştık. Kimsellik olmadı mı şimdi İbrahim Tatlıses'ten dolayı? O bilmiyordu o zaman. Bilmiyor muydunuz? Hayır. Haberi yoktu. Sonra arkamı dönüp kaçtım ben. Olur mu öyle şey? Ondan sonra zaten arkadaşlarımız pekişti. Onun çok güzel bir sesi var. Gerçekten çok önemli bir sesi var. Daha Türkiye tanımadı. Biliyorum, tanıyacak ve ondan sonra vazgeçemeyecekler. İsteme olayı falan nasıl oldu? İsteme değil esasında. Kendi aranızda. Evlilik ben teklif ona etti. Evlilik teklif etti. Esasında bu çok yanlış anlaşıldı böyle isteme, nişan falan gibi duyuldu ama biz daha ilk adımı attık, evlilik teklif ettik. Onda bile böyle heyecan doruktaydı. Evet, bakalım diğerlerinde ne olacak? Evet, şimdi Levent... Babayla tanıştın mı? Yok, baba zaten öyle tanışma durumu yok babanın. Baba genelde istemeye gelince görecek, beğenecek, eski bitti. Eski olsun. Nereye gideceğiz? İsteyeceğiz Allah'ın izni, peygamberin kabiliyle o zaman. Yani öğrendiniz tatlı ses olduğunu sonra... Esasında hiç, yok hiç. Yani sonuçta... Yani tabii ben ki doğru çekindim. Bir adam olduğum için ben sana tiyoları veriyorum. Bir anlatabilir miyim kendime? Çekin. Ya hayır.
eğri bir tarafım olsaydı tabii ki çekinirdim de ben dosdoğru bir adamım, müzisyen bir adamım, tek başımayım. Şarkı söylerim, para kazanırım, müzik yaparım, para kazanırım. Ya çekinecek bir durumum yok. Evet, Dilan Çıtak ve sevgilisi İbrahim Tatlıses'le tanışmaya gitmemiş daha. Damat adayı. Onu konuşuyorlar. Yani, çekin diyor bence babamdan diye. Ya bu İbrahim Tatlıses'in çocukları, İbrahim Bey'in ne kadar aynı modeli ya. Böyle bir benziyor, şey olan özellikle kızlar baksana İbrahim Bey. Bonus kafa sanki İbrahim Bey yani. O da çok böyle ağzı benziyor, çenesi benziyor, her şeysi benziyor. Çok seviyorum ben bu. Evet. Ya çok tatlı bir kız, düzgün bir kız biliyor musun? Yani dur, nerede duracağını falan bilen bir kız yani. Kendi hayatında bak. Levent Dörter'le de düzgün bir bazen kavga dövüş yapıyorlar. Yollarda fotoğrafları, görüntüleri çıkıyor ama. Ama kavga dövüşü hepimiz yapıyoruz. Yani çok ilişkide, evlilikte uzun insan annesine babasına tartışıyor. Bizi doğuran insanlarla doğurmuş. Artık. Ama İbrahim Tatlıses'le normal hala tanışmamış. Tanışmaya gidecek herhalde. Bence çekin diye Dilan Çıtak daha tanışmadan uyarıyor. Tabii yani İbrahim Bey karşısına gelmek için bir sıfatla gelmesi lazım. Öyle. Merhaba, hoş bulduk falan diye sadece gidemez yani. Zaten Dilan da istemeye geldikleri zaman tanışacaklar. Tabii ki öyle İbrahim Bey tanışmaz yani. Ama İbrahim Bey olumlu bakıyor, onu da söyleyeyim. Öyle mi? Arada ben sohbet ediyorum. Ha. Yani hiç olumsuz bir durumu yok. İyi bari. İyi bakalım. Allah tamamını erdirsin. Tarkan'ın yeni albümünün adı ne olabilir sence? Ne bileyim ben. 10. albümü. Ne? 10. Aynen. Peki bakalım hemen Tarkan'ın 7 yıllık hasreti son buluyor efendim. 2010'da adımı kalbine yazdı. Dinleyicinin büyük beğenisini kazanmıştı. Bak şeyi böyle. İzliyor musun? İzlemiyorsun. İstiyorsan bir daha yayınlayayım. Evet. Bu kadar. Tarkan 10 bu kadar paylaştı sosyal medyasından. 15 Haziran'da diye de Tarkan 10 diye de bir hashtag açıldı zaten. Hmm. Tarkan 10. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Yakından ya ben bu adamın neden farklı olduğunu yan yana gelince daha çok anladım. Herkesten ayrı bir aurası var. Enteresan bir şeysi var. Derinlik var çocukta yani. Böyle bakınca gözünün içerisinden böyle şeffaflık böyle arkayı falan görüyorsun gibi. Gerçekten. Yani başka bir durumu var Tarkan'ın. Yani bu, demek ki bu doğuştan da bir şey. Evet, tabii bak bu da albüm kapağı işte. Tarkan 10 diye. Hep beraber havalara uçacağız herhalde. Dur bakalım. 10 tane de yeni şarkı mı var acaba? 14 tane pop şarkısı yer alıyor. Kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, Gülşah Tütüncü gibi isimlerden de şarkılar almış. Ve 15 Haziran Perşembe günü yayınlanacak Tarkan'ın 10 albümü. Görüyor musun? Güzel. İnsanlar, zaten bunu söylemiştik. 15 starlar, Haziran Perşembe diye. Starlar, dünyadaki starlar da, Türkiye'dekiler de 6 yıl, 7 yıl bir şey yapmadan, bir şey üretmeden yani her sene albüm çıkartmak sadece işte Mısırlılar yapıyor, biz yapıyoruz. Böyle bir şey yok dünyada. Sen her sene albüm çıkartan star gördün mü dünyada? Ama arada bizde, tabii bizde ki var albüm yani. Olarak arada şeyler çıkardı. Daha geçen yıl Cuppa'yı falan çıkardı Tarkan. Tamam ama albüm single'lar çıkarıyor yani. Ama albüm evet 2010'da yani çıkarmıştı. Adımı kalbine yaz diye tam 7 yıl sonra yeni albümüyle 15 Haziran'da sevenleriyle buluşacak diyelim. Ozan Güven'e bakalım. Ozan Güven saçları kazıttı. Ha, ektirmiştir var o zaman. Yok ya. O bakın, ektiren Şahan. Hayır, ektirmedi ama. Ozan Güven Robot 216 rolü için saçlarını kazıttı. Cem Yılmaz'ın hem komşusu hem de yakın dostu olan Ozan Güven'le sinemadaki ortaklığı sürüyor. İki iyi dost Bora ve Arok filmlerinin devamı olarak hazırladıkları Arif ve 216 filmi için bugün start verdi. Artık komik. Bu mu mesele? Yeah. Filmin yönetmen koltuğunda son yıllarda gişe rekortmeni filmlere imza atan Kıvanç Baru öne oturuyor. Ozan Güven filmde canlandırdığı Robot 216 rolü için saçlarını kazıtmıştı. Ünlü oyuncu bu nedenle bir süredir bereyle geziyordu. C
Cem Yılmaz bu sabah itibariyle Motor dediği filminden Ozan Güven'in kel halini sosyal medyadan paylaştı. Bu arada Ozan Güven'in kazınmış saçlarıyla çekimleri devam eden Fi dizisinde nasıl oynayacağıysa merak konusu oldu. 216. Canım arkadaşım Aliş. Ozan Güven için özel peruk yapılıyor. Dizinin yapım şirketi bu konuya bir formül buldu ve yurt dışından özel bir peruk siparişi verdi. Ozan Güven böylece saçları uzayana kadar Fi dizisinde oynadığı psikolog Can Manay rolü için perukla kamera karşısına geçecek. Yarın zorlu geçecek galiba. Heyecanlı mısın? Yok. Şeker. Teşekkür ederim. Şimdi tüm ekip yeni bölüm öncesi Ozan Güven'e özel yaptırılan peruğun yurt dışından gelmesini bekliyor. Mert Baykal'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Fi dizisinin 10 ve 11. bölümleri de 9 Haziran'da seyirciyle buluşacak. Önümüzdeki sezonda Çi ve Pi adlarıyla sürecek olan dizinin başarılı rejisi, oyunculuk performansları kadar Cem Öget imzalı müzikleriyle de büyük beğeni topluyor. Ben senin hayatına girmedim. Sen girmeye müsaade ettin. Sen de beni seviyorsun. Evet. Ozan Güven hem Fi'de oynayacak hem de tabii ki saçları kazıttı. Şeyde Arif ve 216'da Cem Yılmaz'la birlikte oynayacak. Onun için şimdi özel peruk yaptırılıyor. Hmm. Fi'de takabilmesi için. Hmm. Çünkü devamlılık olacak. Çünkü o Fi Çi Pi diye gidiyor şey. Dizi gidecek. Bu arada kaç kişi izlemiş? 8 milyon kişi izlemiş Fi'yi, biliyor musun? Ya. Evet. İşte bir şey başarılıysa, anladın mı? Ne çok fazla reklama gerek var ne o yerler, ya hiçbir şeye gerek yok. İzlendi işte. Aynen. Ve buna inanıyorsun mesela, 8 milyon kişinin izlediğine inanıyorsun yani. Aynen, 8 milyon ve 9 bölümüyle 50 milyon izlenme rakamına ulaşmış ancak 8 milyon tekil kişi. Ne diyorsun? Aynen, toplama 50 milyona ulaşmış ama şeyi nedir o, tekil kişi olarak 8 milyon. Yani bak demek ki izleyen bir defa izliyor, bir defa daha açıyor falan gibi bir durum var demek ki. Cem Yılmaz'ın Arif ve 216 filminin senaryosu geldi bana. Şimdi kalp krizi geçirecek Cem Yılmaz bunu söyleyince, ben nasıl gelmiş olabilir diye. Allah Allah. Gerçekten gördüm, şey yaptı. Versin okuyayım biraz. Hayır, hayır. Bakmadım. Gerçekten bana ver, bakmadım. Ben okumak istiyorum gerçekten. Hayır, yani artık değişik uzay mekiğiyle bu sefer nerelere gideceğiz onu gerçekten merak ediyorum. Şeye ne diyor, Zeki Müren sahnesi falan vardı ama hiç bakmadım şeye. Kapağını bile kaldırmadım. Bir set çalışanıyla ilgili, sette çalışan biriyle ilgili şu senaryoyu baktım. Gördüm yani ama okumadım Cem, o yüzden. Aman o kim, kadar kim, da yani. Yani kim sızdırdı, kim ne yaptı falan filan diye set çalışanların peşine düşmeyin. Çünkü daha yeni başladı, dün başladılar, sete çıktılar. Evet. Hayırlı uğurlu olsun ve işte setten bu ilk kareleri de paylaştılar. O arada bir çocuk arıyordu ya. Burada mı şu an? He? Burada okuyacak mı? Mısın? Evet. Yapma ya. Burada değil. Burada değil ya. Okuyacağım. Almadım. Benim elimde değil senaryo. Sadece şeyde gördüm senaryoyu. Ama bakayım şuna falan desem biraz bakabilirdim belki ama istemedim. Bak bu çocuğu arıyordu ya geçen haftalarda, evet. Bu çocuğu tanıyan varsa bize haber versin falan dedik. Sonunda bu çocuğu buldular ve kadroya dahil etti Cem Yılmaz. Çok tatlı çocuğun bu ya. Son hali de bu işte. Aa, büyümüş. Aynen, büyümüş aynen. Zayıflamış. Evet. Ve o da kadroya dahil oldu ve kadro tamamlandı artık. Betül Hanım bana mesaj attı. Cüneyt Arkın'ın eşi, çok da severim. Çok da öperim onu buradan. Hı hı. Cüneyt Bey'in oğlu, bir oğlu ona çok benziyor biliyorsun. Evet, evet, evet. Cüneyt Arkın'ın da gençliğini, çocukluğunu o oynayacakmış Cem Yılmaz'ın filminde. Hı. Anladım ki burada bir zaman makinesi olayı falan evet, var. Bir gençliği, bir... Ayşe Pekkan'ın evet. Daha önceki hali, şimdiki hali var. Ama Ayşe Pekkan bence her dönemde çıkacak. Evet. Onun bir yere gidip gelme durumu olamaz yani. Bak şimdi, senaryosundan ipuçları vermiyorum Cem Yılmaz'ın ama orada iki tane... İzmirli reklam yıldızı avukat kardeşler de oynadı. Tutku Hazal Uyma ile Dilan İlayda Uyma. Bu ikiz kardeşler Bernard Leçin'in ile beraber reklamda oynamışlardı. Bulaşık deterjanı reklamında. Var mı? Oradan birden popüler oldu. İşte bunlar. Bu ikiz kardeşler avukatlar. Tamam. Ve Hazal ve İlayda İzmir Barosu'na bağlı avukatlık yapıyorlar. Bunlar da son olarak kadroya dahil etmiş. Ama tabii şimdi Cem Yılmaz ikizler olunca... Hemen akıllara geçen aylardaki Cem Yılmaz'ın ikiz arkadaşları Şeniz ve Serpil geliyor.
Bunlarla beraber biliyorsun hep gece dışarıda birlikte görünüyorlardı. Aynen bak arabasında Cem Yılmaz'ın beraber girerken çıkarken sürekli acaba bunların hangisi Cem Yılmaz'ın sevgilisi mi değil mi falan diye hep konuşuluyordu bu. Şimdi ikiz arkadaş merakı mı çıktı şimdi? Şimdi yani geçmişte böyle bir ikiz arkadaşları vardı. Şeniz'le Serpil. Evet. Şimdi filmde ikiz avukatlar oynatacak Tutku ile Dilan'ı. Tabii şimdi bu Şeniz'le Serpil'e ne oldu da birden ortadan yok oldu? Bunlar değil, bunlar avukatlar. Bir önceki arabadakiler. Ne oldu da ortadan yok oldular diye. Deniyor ki Ahu Yahut'u olaya müdahale etti. Ve bir süre sonra ofisinde çalıştırmaya başlamış. Çünkü bu ikizleri, bir dakika duralım. Bu ikizleri ofisinde çalıştırmaya başlamış. Ahu Yahut'u müdahale edince ettiği iddia ediliyor. Ve ikizlerle de bu yüzden yollarını ayrıldığı söyleniyor. Ahu Yahut'u Cem Yılmaz'ın hayatında çocuğunla alakalı bir şekilde evinde onun da bunda etinden sütünden faydalanıyor olabilir yani. Anladın mı? Hı-hı. Ama Ahu Yahut'un Cem Yılmaz'ın hayatında bir yaptırımı olabileceğini ben hiç düşünmüyorum. Öyle bir varlık gösterdiğini. Çünkü yani bu ikizlere müdahale ediyorsa diğer kızlara bugüne kadar bu ikizlerden sonra öyle kaç tane kızla birlikte anıldı. Öyle bir şey yapamazsın Cem. Cem öyle bir adam değil. Belli yani böyle bir öyle kendisine falan karıştıracak falan böyle laf o söyleyiverir öyle kalırsın yani öyle bir adam ona öyle Ahu o konuda etkisiz eleman yani hani etkisiz eleman derken yani Cem'e müdahale etmek amacı şeyle öyle bir şey Cem falan onu dinletmez yani. Peki başka komedyene geçelim arkadaşlar. Zamanları da olmuştur öyle diye. Çünkü Cem Yılmaz'ın hayatında bir kadını veya birkaç kadını veya arkadaşı da olsa bir süre görüyoruz bir daha zaten görmüyoruz yani görmemiz de görmememiz bir oluyor o açıdan söylüyorum. Evet ben. İlk free kickler Bodrum'dan Ata Demirer'den geldi. En son değil mi ha? Yani bu ata da hani göbeği möbeği ortada fotoğrafları çıkınca böyle yorumlandı sosyal medyada da. Ne yapacak adam ya? Önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Çok tatlı bir bak. Adam ya. Kendi teknesi yumuk, bu. Yumuk. sevgilisi? Sevgilisi yok. Sevgilisi yoktu yanında. Zaten bak, o heykeltıraşın da çok yakın arkadaşı işte bu fotoğraflar falan. Heykeltıraşın da yakın arkadaşı olduğunu, sevgilisi olmadığını açıkladı Ata Demirer. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu Ata Demirer çok aşık olunası bir adam bence. Yani şimdi kilolu falan diye hep böyle fiziken insanları şey yaptığımız için bu adam çok iyi bir adam. Bana göre de yakışıklı biliyor musunuz? Her zaman söylüyorum farkındayım. Her zaman söylüyorsun sonra, yüzü evet. Çok güzel Ata'nın. Hani biraz kilo verse yakışıklı bir adam bile olur o. Yani hani öyle bakılır. O şekilde de bakarsın. Niye bu adamın hayatında şöyle çok aşık olacağı falan? Buna da üzülüyorum ben biliyor musun? Neden yani Ata'ya üzülüyorum. Neden üzüldüğümü bilmiyorum. Üzülecek bir durumu yok ama. Bak yani, teknesinde de Türk bayrağı var. Sevilecek eskiden, çok önceden de olabilir var. Ata'nın bilmiyorum ama kanun değişti ya, o yüzden herkes artık teknesine Türk bayrağı tamam, çekebiliyor. Iyi. Yabancı bayraklar nereden yere vuruyorsunuz? Arkadaşlarımızın teknesine gidiyorsa o teknede diyorsunuz o bayrak ne? Ben ne yapayım? Vergi, belki Ata, ama Ata'nın daha önceden de Türk bayrağı olabilir bilmiyorum. O yüzden Ata'yla ilgili söylemedim bunu. Ata'nın tabi bu görüntüleri yine kilo aldı, almadı. Şimdi erkek aldım. Kadınların fotoğrafları çekilip konuyor ya kadın oyuncuların. İşte erkeklerin de böyle çekilip konuyor. Yani erkeklere neden yapmıyorsunuz falan diyorlar ya. Vallahi yakalandığı zaman onlar da yapılıyor. Bence çok rencide edecek şeyler insanın fiziki görüntüsüne ama alakalı. Ama bununla ilgili bir şey tartışılmıyor. Yok ama Ata yıllardır böyle zaten. Yapıyorsunuz yani. Yani. Kadınlara mı? Bence de ben bunu mesela en çok yazan bunu benim. Neden peki? Ama çok iyi yapıyorsun gerçekten. Peki neden yapıyorsun? Hayır kadınları yani? Savunuyorum. Zuhal Olcay'ı falan mesela çok çektiler. Ayıp bir şey değil ya mi? Ya geçen gün hatta yazdım. Gülşen'e dediler ki mesela o Azur'u denize sokuyorlar geçen hafta Ozan'la. Basenlerindeki çatlaklıkları dikkat çekti. Lafa bak ne kadar ayıp bir şey. Çok ayıp. Ne çok kadar terbiyesizlik ayıp bir şey. Biliyorsun. Yani daha yeni anne olmuş. Daha doğum yapalı 3-4 ay olmuş. Ve bir yeni doğum yapmış anneye. Bu lafı söylüyorsun. Bunu yazan gazetecinin sanki eşinin kalçasına çatlak yok. Bir kendi göbeğine sanki bak, bir kendi saçına yok. Başına bak. Ha yani ya senin bak. Sanki kız herkes... kardeşinde yok. Yani öyle bir şey yapıyorsunuz ki çok onur ayıp, kırıcı. Ayıp gerçekten bunlar. Yani dünyada, ben bunu yıllardır itiraz ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Dünyada birkaç tane top model dışında herkesin hayatında çünkü yeme alışkanlıklar, marketler, Facebook'lar herkesin selülit. Bebekte var be selülit şu anda. Yani bunu böyle oralara yakın çekip de insanların derisinin altına kadar böyle ışıkta vurup saçma sapan bence bunlar yasaklanmalı ya. Bak daha bu neler? İş yak. Niye? Hayır bu bir kadının vücudunu yaklaşımla ilgili. Kalçasını alttan çekip de
koymak bu insanın kocası olabilir, kayınvalidesi olabilir. Yani mayoyla herkes denize giriyor. Bütün dünya mayolu resim çektirmekte bir şey yok. Mayoyla bir yere girmek. Ama evet. Hani insanların affedersin çizgide ne kadar yakınlaşıp da hani bunu çekip bu çok kötü bir şey yani. Nahoş diyorsun. Evet yani. Nahoş. Peki, bir şey yani. Peki o zaman güzel şeylerden bahsedelim. Çağla Şikeli çağıralım. Reklamlardan aynen sonra. Şu anda kusursuz bir güzel gelecek mesela. Gelecek onunla da bunları konuşalım. Onunla da onları konuşalım. O nasıl böyle kalıyorsun diye ona soralım bakalım. Çağla Şikeli burada olacak efendim. Duymayan kalmasına. Bugün ünlü model Çağla Şükel geliyor. Çağla Şükel çok özel açıklamalar yapacak, yeni projelerini anlatacak ve magazin gündemini bizimle yorumlayacak. Birazdan canlı yayında. Oyundan çıktık. Nasıl güldük, eğlendik. Çok tatlı, çok güzeldi. Münah Şaka. Özlüyoruz değil mi Hasan Yılmaz abi onu arasına böyle? E tabi abi. Çok değerli bir adam, çok değerli komedyen. Evet. Güzel anılarını anlattı. Çok eğlendik. Siz neler yapıyorsunuz bu ara? Tatil. Yaz geldi ama. Tatil. İstanbul'dayız. Yazın film çekeceğiz inşallah. Bakalım onu hazırlanıyoruz, evet. Kimler var kadroda? Açıklayabiliyor muyuz? Şu an açıklayamam. Sürpriz. Ahmet Bey'e sormak lazım. Ahmet Kural var. Ahmet Kural var, tamam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Sizin takip ettiğiniz bir dizi var mı? Veya bir film? Tarık Bey buradayız. Tarık Bey. Tarık Beyciğim. Gelin buradayız. Gelin. benim takip ettiğim bir dizi maalesef iş yoğunluğundan hiç öyle bir şey yapamadık. Maalesef öyle bir şey olmadı. Hadi genç oyunculardan var mı dikkat çeken, sevdiğiniz, beğendiğiniz? Bizim dizideki genç oyuncuların üstüne kimseyi tanımıyorum. Torpil abi. Başlıyor gibi görünüyor vallahi. Bana gelen haber o. Kısmet. Ben demedim. Ben demedim. Öyle mi? Ben demedim. Kim dediyse gidin ona sorun. Yok. Ben demedim. Sinema filmi benim söylediğim bir şey değil ama çocuklar duymasın, tekrar başlıyor gibi görünüyor. 2017 yılının sonlarına doğru, bahar aylarından, daha doğrusu sonbahar aylarından itibaren çok konuşulacak bir iş geliyor. Uluslararası çapta bir iş gelecek. Boks yapıyorum, pilates yapıyorum 2,5 senedir. 10 yıl evvel başladığım tenise, yarım bıraktığım tenise yeniden başladım. Orada da sürprizler yapabilirim size, biraz daha antrenmanlar hızlansın. Gelin hadi diyeceğim size. Evet, dişim kırıldı geçenlerde. Top geldi ağzıma ve dişim kırıldı. Şimdi onun tedavisi devam ediyor. Sıfırdan diş yaptırmaya kadar gittik yani. Tabii sakatlanmalar olmaz mı, oluyor? Bayram yaklaşıyor. Bayram programımız var. Kıbrıs'a gideceğiz. Ondan sonra bayramdan sonra da konserlerimiz devam edecek. İşte 16 Ağustos'ta açık hava konseri de var. Kaç sene sonra kardeşi olan... Evet. Zaten bugün söylüyordu. Öyle benim mi? Kardeşim niye yok? falan yaptı böyle. İyi ben de evet neden yok falan. falan oldu. Hayırlısı olsun. Sağ olsun arkadaşlarım, çok güzel bir şarkılarını bana okumam için verdiler, biliyorsunuz ben de yangınlar gördüğümü. Çok güzel oldu. Ankara'dan geldiler. Her zaman burada değiller. O yüzden ben de burada bulmuşken yemek yemek istedim onlarla. Şarkıyı tekrardan okumak, coverlamak hem çok riskli hem de daha zor. Bilmiyorum. Gerçi sahipleri burada. Ben konuşuyorum da. Evet, sizler de kaydı var mıydı? Güzel. Nasıl buldunuz? Biz şarkıyı daha önce Instagram'da da söyledik zaten. Emanet ettik Ebru'ya. Ve o çok, çok güzeldi. Sahip çıktı şarkımıza. Ben ne yangınlar gördüm. Böylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın. Kaç kurtar kendini. Ben ne yaralar aldım. Hiç... Acımı da gömdüm içime. Yine seni ektim üstüne. Bir gelsen mi acaba? Ya da boş ver. Duymayan kalmasına. Yarın İdo Tatlıses geliyor. İbrahim Tatlıses'in izinden giden oğlu İdo Tatlıses
yepyeni şarkısı Ya da Boşver'le yarın ilk kez duymayan kalmasına geliyor. İdo Tatlıses'in çok özel açıklamaları yarın duymayan kalmasında. Herkese merhaba. Bu cuma günü duymayan kalmasına konuk oluyorum. Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa bir magazin programına konuk oluyorum. Cuma günü görüşmek dileğiyle. Acımı da gömdüm içime, yine seni ektim üstüne. Bir gelsen mi acaba, ya da boş ver. İdo'cum korktum başına gelecek. Yani korkularım boşa değil, seni sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye'nin en güzel kadınlarından bir tanesi. Bana göre en iyi modeli. Her zaman her dönemin en iyi modeli. Şu anda da en iyi modeli. Çağla Şikeli ağırlıyoruz bugün. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne güzel sunum oldu. İyiyim vallahi. Çok iyi misiniz? Hangisi daha iyi? İkisinin de yeri ayrı. Hayır efendim. O mu o mu? Tabii ki model olarak. Öyle bir seçim bankalarını bırakmayın ama yani. Bırakacağım bir şey. Niye? Ne diyecek şimdi? Hayır, o yüzden çok merak ediyorum. Söylüyorum tamam. Bana göre Türkiye'nin en iyi modeli diyorum. Anons ederken cevabını vermiş oluyorum. Ebru'dan çünkü boyu postu dedi falan işte, şeysi. Dedi işte tırtıklama yani daha fazla. Hayatımda ilk kez Ebru Şallı'yı sattığını gördüm. Seren gibi. Ben satmam hayatım. Ben gerçekleri konuşuyorum. Arkadaşımı da korumak için değil. Daha iyi Çağla Şikel. Hayır, Çağla Şikel Türkiye'nin en iyi modeli diyorum. Sorunun içinde cevabını almış oluyorsun. Bence de Çağla Şikel. Ama tabii ki Ebru da çok iyi bir model. Ama tabii bunun fiziki şeyi normal değil, anladın mı? Dünya standartlarında bu kız artık. O yüzden de bunu söylemek durumunda. Dünya standartlarında peki dünya podyumlarında niye Türkler modeller çıkmıyor Çağla? Ya vallahi bana... Niye çıkmadın ya da sen? Niye çıkmadım? Şöyle oldu. Galiba 99 senesinde biz Zeki Triko defilesinde Kanda Naomi Campbell'la bir defileye çıkmıştık. O defile sonrasında bana Naomi Campbell ajansından bir teklif gelmişti. Hani evet, artık burada yaşa, yurt dışında yaşa. Kaç işte. Yıl dedin? 98 olabilir, 99 da olabilir. Evet. Tam zamanım da aslında gitmek için. Ama dediler ki işte pılını pırtını toplayacaksın, aileni de istiyorsan yanına alabilirsin, hani burada yaşayacaksın. Anneme baktım, annem bana baktı, ablama baktım, babama baktım. Ondan sonra çevreme baktım da baktım, sonra gidemedim. baktım baka kaldım. Baka yani, kaldım. Onu, evet. O böyle bir hayal olarak hata kaldı yani açıkçası. Yani şimdi gidemezdim yani. Yok hiç değilim. Öyle mi? Yok hiç değilim. Yani şimdi burada eğer bu kadar iyi bir konumda olmasaydım belki ah tüh derdim ama doğru. Elimden gelenin burada en iyisini yaptım ve çok iyi bir noktaya geldiğim için asla böyle pişmanlığım yok. Bir de oraya gitsen düşünsene bir İtalyanla evleneceksin belki bir şey olacak. Kuzeyle uzay olmayacak başka şey falan diye. Onlara girersen yani, zaten yani tabii ki bin kere şükür şu anki halime yani. Doğru. Ama burada da Türkiye'de de tek tabancı oldu. O evet. Da güzel bir şey. Yani evet, o çok güzel o, duygu. Yani, ama o zaman mesela Arda'yı falan niye eleştiriyoruz? Şimdi sürekli gelip gidiyor ya yurt dışında yaşamak ve yurt dışında profesyonel bir iş icra etmek çok zor. Çok zor. Yani aileni bırakıp gitmek. Şeyler için, Türkler için daha zor herhalde. Çünkü işte eski futbolcular da işte bugünün futbolcuları da yok lahmacun izledim, yok kebap izledim, yok işte Arda sürekli buraya geliyor falan. Senin için de belki o gerçekten zor olurdu ama bence yapmış olsan. O dönemde zaten yani karar vermem gereken zamanda da çok küçüktü yani yaşım açıkçası. Şu anda da çok geçti artık bayağı yaşlı model gibi olurum yani oraya gidersem herkes 17 18 yaşında olduğu için artık çok geç benim için. Yani deneyimlerim oldu, 3 ay kaldığım oldu, yabancı markalarla çalışmalarım oldu. He. O birazcık beni böyle tatmin etti açıkçası. İyi. Ama buradaki konumum tabii ki hiçbir şey değişmem. Buradaki konum iyi. Sen gelmeden önce şeyi tartışıyorduk. Şimdi sen mesela yazın olduğu zaman geçen yaz da hatta yaz değerlendirmesi falan yapıyoruz ya bu magazin konseyinde falan işte Kelebek'te. Tabii fotoğraflar falan geliyor önümüze. Fotoğrafları çekiliyor. Her sene Çağla açık ara bir numara falan seçiliyor Çağla'nın fotoğrafları. Bikinli fotoğrafları falan çekiliyor tabii. Tabii ve o da bir haksızlık. He? O da bir haksızlık. Haksız rekabet değil mi? Diğer kadınlar haksız. Haksız rekabet. Yani bir şey söyleyeceğim. Bu kız model ve dünya standartlarındaki kadınların ölçülerine sahip yani o modellerle Victoria's Secret'takilerle neredeyse başa baş gidecek bir şeyi var. Siz alıyorsunuz bu kızın resmini koyuyorsunuz. Yanında da öbürküleri koyuyorsunuz 1.60 şey gibi. Yani ondan sonra da olmaz gerçekten. Haksız rekabet, haksız rekabet oluyor. Olmuyor. Şimdi şeyi soracaktım. İşte Gülşen için geçen gün yazdılar. Bu tür incitici laflar yazılıyor fotoğrafların altına. Evet, bikinide işte yok çatlağı var, yok kilo veremedi, yok kilo aldı falan filan diye. Evet. Sen nasıl bakıyorsun bunlara? Çok üzülüyorum ve insanları gerçekten sadece fizikleriyle yargılamaları beni çok üzüyor. Çünkü hiç kimse mükemmel fiziğe sahip olmak zorunda değil. Hele ki çocuk doğurduysa, hele ki hayat şartları el vermiyorsa spor yapmaya, maddi açıdan da olabilir bu. İnsanları sadece fizikleriyle değil, yüzleriyle, kaşıyla, gözüyle
yargılamak ya bana çok üzücü geliyor. Ama yani. Siz pompalıyorsunuz bunu. Siz derken moda sektörü pompalıyor. Şimdi şöyle. Şimdi ne yapacak? Bütün kadına Çağla gibi olması hayır, lazım. Hayır siz pompalıyorsunuz. Bak Bence. Hayır efendim siz pompalıyorsunuz. Aynen konuş Çağla. Kesinlikle siz pompalıyorsunuz. Evet. Ama tabii ki kendime bakıyorum. Ruhen ve bedenen kendime baktığım için de tabii ki gördüğünüz şey hoşuna gittiği zaman güzel bir eleştiri yapabilirsiniz. Hmm. Tabii ki çok teşekkür ediyorum o ayrı mesele ama ben bunu siz bana güzel bir şeyler söyleyin diye yapmıyorum. Ben bunu kendim için yapıyorum. Siz de bonus oluyorsunuz açıkçası ama işte yok selülit varmış yok göbeği ya, yani insanları fizikleriyle dalga geçerek ki mesela benim de çoğu zaman işte kemiğin sayılıyor yok kaburgaları çıkmış vesaire falan. Böyle çok bana çok sığ geliyor bu eleştiriler. Doğru. Çok sığ geliyor. Yani insanları hakikaten bu şekilde incitmek. Hı-hı. Hele ki kilo veremeyen birisinin kilosuyla dalga geçmek. Merak etmişim. Veya benim gibi çok zayıf birinin kaburgalarıyla Allah'ın yarattığı yani bir insanla kaşı gözünde çirkin. İşte orası niye böyle? Hı-hı. Vücudu niye burası böyle? Bunun kaburgaları çıkmış. Kemikleri sayılıyor. Kızım biraz kilo al. Belki ben kilo alamıyorum. Yani belki kilo alamıyorum ki alamıyorum. Yani ama ben bu durumdan çok memnunum. Şükrediyorum yani, her halime. Almak niye isteyelim sonuçta mesela? Yani isteyebilirim 3-4 kilo almak ama benim metabolizmam böyle. Öyle mi? Evet. Ne enteresan. Böyle bir enteresan tatlılar matlı her şey istediğin her şeyi yer misin? Şöyle söyleyeyim yani çocukluğumdan beri hep çok güzel beslenen bir insan oldum. Doğru beslenme benim için 3 yıllık 5 yıllık bir serüven değil. Hayatım boyunca hep çok güzel beslendim. Ama mantı da yiyorum. Ama kebap da yiyorum. Ama çok yemiyorsun herhalde. Sürekli yemiyorum tabii ki de. Yani ama mesela tatlıyla hiç aram yok. Ha işte. Hiç tatlı yemiyorum. Kızartmayı yemenin doğru olmadığını düşünüyorum. O yüzden uzak duruyorum mesela. Ama yağsız, işte bilmem nesiz, şekersiz falan çayıma şeker atmıyorum. Ama canım bir çikolata çektiği zaman yiyorum mesela. Ne kadar yiyorsun? Mesela bir paketi bir oturduğunda... Bir paket yemem. Yani midem çok küçük olduğu için hakikaten almıyor. Bugüne kadar. Yani bir paket değil yani. Ama mesela kaşık kaşık o çikolatadan yiyorum mesela canım. Ama ben bunu her gün yapmıyorum. Yani şöyle bir şey var. Haftada bir gün bile her gün bir zararlı bir şey yerseniz o vücutta yer ediniyor. Ama mesela ayda bir otur istediğin her şeyi ye. O vücuttan atılabiliyor. Çünkü artık metabolizma ona alışmadığı için onu dışarı atabiliyor. Ama sen yavaş yavaş zehir gibi ona tatlı tatlı onu verirsen o vücuttan çıkmıyor maalesef. Ve çok da yersen bir oturuşta bence de. Bende de mesela öyle bir şey var. Geçen gün iki tabak mantı yiyeyim dedim. Çok beğendim. Ağzıma geldi hepsi. Yani ayıp söylemesi şimdi oruçlu insanlar ama midenin bir kapasitesi var. Doyduğum zaman kalkmayabilen insanlardır. Belki de benim en büyük sırrım o. Bence doğrusu bu. Ay bunun tadı çok güzelmiş. Birazcık daha almıyor mide. Çünkü mide küçük kalmış. Şimdi ben ne kadar zorlarsam o mideyi genişletirim ve bu sefer potansiyelim de artacak ve daha fazla yemeye başlayacağım. Çok doğru. Mesela gün içerisinde her şeyi yiyebilirsin. Azar azar yediğin zaman kilo almıyorsun. Ben şimdi çikolata bunu test ediyorum. Çikolata da her şeyi yiyebilirsin. Her şeyi yiyorum ben. Tabii ki. Ama az az yiyorum yiyemediğim için kalkıyorum. Evet. Kilo veriyorum o zaman da. Hatta almıyorum yani. Evet orada birazcık kontrol gerekiyor. Spor falan yapıyor musun peki? Spor falan dediğin evet bayağı yapıyorum. Değil mi yani? Yani. Evet bayağı ne yapıyorsun? Yapıyorum. Yani ben fitness ağırlık çalışıyorum bir koçla beraber. Neredeyse profesyonel şey. Haftada 3 gün tabii. Bak. Bir günde yoga, meditasyon, nefes çalışıyorum. Çocuklar evde yokken böyle değerlendiriyorum. Onlar gelene kadar iyice enerjimi toplamış oluyorum. Sonra yok trombolin, yok işte futbol ne varsa oynuyoruz. Zaten kaç 8 ile kaç oldu? 7-5. 7-5 oldular değil mi? Tabii baksana. Şimdi 7-5. Alişan'la ayrılıyor mu? Efendim? İki erkek çocuk diyorum. İki erkek çocuk için gerçekten çok ağırlık kaldırmam gerekiyor yani. Gerçekten çok ciddi bir güce ve enerjiye sahip olmam gerekiyor. Çünkü onlar okuldan işte saat 3.30 biri 4'te çıkıyor. Onu tenise götür, ona Aikido'ya götür, onu oradan al, ona zıplat, onunla futbol oyna, ona kaleci ol derken akşam saat 8 çok çok zor. Değil mi? Emre'de ne zaman kalıyor pek çocuklar? Hafta sonları kalıyor. Hafta sonu? Onunla. Evet hafta sonu Emre'de. Alıyor mu her hafta sonu Emre? Tabii ki. Her hafta sonu. Hatta hafta içi de bazen neredesiniz geleyim özledim der. Dün işte bir yerdeydik, geldi, gördü, gitti. Geliyor sürekli görüyor. Alişan soracaksın ama hazır Emre konusu açılmışken Emre'yi sorayım o zaman. Tabii. Sizin çok aşık olarak evlendiğinizi ve birbirinizi çok sevdiğinizi biliyorum. Yani herkes de zaten biliyor. Ve bence her zaman şunu söylüyorum bu masada Emre konusu. Emre çok kaliteli bir müzisyen bence. Evet. Kişilik olarak da müzisyen olarak da evet, bence doğru. Öyle. Ama seninle evliliğiyle bence kendini pasivize etti diye düşünüyorum ben. Yani... Mesela diğer popçulara bakıyorum. Onlar gene albüme de saldırdılar, onu da yaptılar ama sanki bu size adadı kendisini veya çocuklara adadı. Hani sen her gün televizyondaydın, her gün canlı yayındaydın. Belki de onun evde oturması mı gerekiyordu da biraz kendini geri plana çekti. Yani sanatçıların, müzisyenlerin modu
değişebiliyor. Yani üretken olduğu dönemler, olmadığı dönemler, hani bir çekilme dönemi veya çok böyle bir ilham geldiğinde işte yazsın, etsin, şarkılar bestelesin vesaire dönemler olabiliyor. O onun dinlenme dönemiydi belki de. Yani o bir tercih veya... Ama bütün evlilik boyunca dinlendi o bence. Yani senden ayrıldı. Bak sen evlilikten rehavet çöktü ona. Ben öyle yani belki mutluluktan, çocuklara zaman ayırmaktan zaten sen her gün gidiyordun birisinin zaten onlarla ilgilenmesi de gerekiyordu. Bu şeydi Tuğba Büyüküstü'nün eşi de böyle bir görev dağılımı yapmışlardı. Ama ne zaman ayrıldınız? O zaman tekrardan şarkı yaptı ve acayip güzel bir şarkı. Onun devamlı şarkıyı çok dinledim ben bir ara. Yani hiçbir gün sadece... suçladın mı seni mesela işte ben de senin yüzünden veya bu evlilik yüzünden işte işime gücümü yapmadım falan filan hiç demedim. Hiç çünkü senin yani. İddiası şu, şunu nezaketen üstü kapalı söylüyor. Kariyeri diyor ki bu evlilik diyor. Emre'nin kariyerini aşağıya doğru düşürürken Çağla'nın kariyerini yukarı doğru tırmandırdı. Çağla'nın yukarı tırmandırdı. Çağla zaten çok evet yani beni tırmandıran evlilik değildi. Ama üzerine ki. De koydun yani yıllarca evlilik döneminde de. Hep üzerine koydum. Onda da koydum, hep de koymaya devam ettim yani açıkçası. Ama hani, evlilikle alakalı değil. Bu içindeki yani. Heyecanla alakalı. Yani hayata duyduğun heyecanla alakalı bir şey. İşte Emre'nin heyecanı mı gitmiş tamam. Olabilir, bilmiyorum. Ona sormak lazım. Peki o heyecan yerine gelmiş mi şimdi? İyi, keyif yerinde çalışıyor. Keyif yerinde besteler yapıyor yeni albüm hazırlıkları içerisinde. Beraber yan yana olduğun zaman falan bir duygusallık olmuyor mu aranızda? Birbirinize dönme isteği gibi falan. Veyahut onun sana dönme isteği falan olduğunu hissediyor musun? O seni unutamıyormuş gibi duruyor da o yüzden. Hiç olmuyor öyle bir şey biliyor musun? O seni çok unutamamış enteresan. Olabilir mi? Yok. Zaten sürekli beraberiz yani. Unutmaya pek fırsat olmuyor. Yani mi? Şöyle bir şey var. Bazı evlilikler doğru zamanda bittiği zaman sonrası hiçbir yani boşanma güzel değil tabii ki. Yani bunu güzel diye bahsetmem çok yanlış olur. Ama doğru zaman çok önemli. Yani biz eğer uzatsaydık işte birazcık daha devam edelim bir bakalım deseydik. Belki şu anda bu olgunlukta bu hala saygıyı kaybetmemiş birbirimize karşı insan olarak sevgi duymuyor olabilirdik. Ve bu bizim çocuklarımızla olan ilişkimizi etkilerdi. Her şeyi etkilerdi. Her şeyi etkilerdi. Şimdi... Bu hayatta tabii ki annemiz, ablamız yani ailemiz dışında bu hayatta onun da benim de çocuklarımızdan daha fazla değer verdiği hiçbir şey yok. Ve bunun için de elimizden gelen saygıyı, sevgiyi her zaman korumaya çalışıyoruz. Ve çok zor da güzel bir şey başarmışsınız. Aslında dediğin doğru biliyor musun? Yani evliliği de her şeyi tadında bırakabilmek belki de doğru bir şey. Çok zor bir karar. Tadında yani. Bırakmak da yani ne demek tadında bırakmak? Sürünebilirdik. Düşün, içine bugün işte görüyoruz şeyleri anladın mı? Evet, i̇şte Ceceli o bu evet. Falan filan bir ton şey çıkıyor. Ve sadece bizim hayatımız için değil asıl çocuklarımız için çok tatsız olurdu evet. Bu durum. Yani biz ama bunu işte, yani başardık demeyeyim ama onun gibi bir şey. Ama yani. Şu da önemli doğru. Cengiz neden ayrıldığın da önemli. Mustafa Ceceli ile karısının olduğu gibi bir aldatma veyahut bir kötü bir şey yaşamadılar. Ama bir işte şekilde... Bak mesela sürdürürse belki o da olacak. Onlarda da aynısı olacak. Yok. Hani şimdi mesela gitmeyen bir evli yani. Evlilik illa bir ihanetten dolayı bitmez ki ya. Evet. Hani arkadaş gibi olursun, evet, rutine şey. Bağlarsın tamam, her şeyi, ona... heyecanı ölür. Anladın? Bu bir de evliliği bitirmenin bir nedenidir. Her evlilikte olduğu gibi olabilecek şeyler. Kesinlikle. Ondan bitti, öyle şeyden bitti. Yani. Öyle bitsin canımız kurban. Ama bir i̇şte evliliğe... onu uzatmaya kalktığında o zaman başka şeylerde girme evet. ihtimali yükseliyor. Hele ki çocuk varsa ondan sonrası daha evet. da kötü oluyor. Hayır niye yükseliyor abi? Gitsin, gitmek isteyen gidebiliyor işte. Bak ne güzel gitmek istediler ve birbirlerinden hayır, ben gittiler. Ben de ona katılıyorum. Ama işte, gitmeden alengirli işlere dağıldığı zaman hayır. olmuyor bazen yani. Bazen işte kadın bazen erkek yani evliliğimiz var çocuklarımız var, hadi ayrılmayalım bilmem ne falan uzasın diye. Evet. Onu 1-2 yıl daha uzattığın zaman o 1-2 yılda işte Ceceli örneğinde olduğu gibi ortaya bambaşka şeyler çıkıyor. Yani, Ceceli de belki bundan 2 yıl önce boşanmış olsa... Bak 2 yıl önce boşanmış olsa ne bu ihanetlerini konuşacağız, ne bu aldatmaları konuşacağız, ne bu aşklarını konuşacağız. Ceceli'yi kimse tartışmayacak. Bak mesela Ceceli evlendi, kusura bakma Ceceli'den bahsediyorsun çünkü programın içerisinde hep her şeyden bahsettiğimiz tabii için. Ki, tabii. Şimdi mesela bir Ceceli'ye bakıyorum şimdi, bir de Emre'ye bakıyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çocuğunu ben bir gün daha gidip bir erkek arkadaşına belki yaptı ama ben hiç görmedim. Veyahut da işte bir yerlerde belki oturdu ama sensiz bir dedikodusunu... Gerçekten görmedim, bir duymadık. Sanki adamış gibiydi evliliğine, sana ve çocuklarına. Bence çok güzel bir duruş vardı Emre'nin, yani bu evlilik senin de. Ama şimdi Emre yok diye ondan bahsettiğimiz için söylüyorum onu. Yani ama burada Mustafa, popüler şey Emre en popüler olduğu zaman seninle evlendi. Evet. Çocuk popüler değildi, karısıyla beraberken daha ünlü oldu. Çocuk karısını aldattı. Şimdi burada iki tane ayrı mesela kişi var. İkisi de popstar mesela. O yüzden ben mesela takdir ediyorum Emre Altuğ'u.
gerçekten her gör, sizinle de olan ilişkisinde konuşmamasında ya yani her şekilde sizi de çok yakıştırıyordum. Tabii ki çok üzüldüm ayrıldığınıza. Evet. Ama demek ki insanlar kesinlikle düzgün şekilde de ayrılma nedenleri doğru oldukça güzel ayrılabiliyorlarmış. Peki burada mesela şey olunca ne olacak? İkiniz de gençsiniz. Emre kariyerinde, sen güzelsin falan. Hayatlarınıza başka biri girdiğinde acaba bu doğru şekilde gidebilir mi? Yani diyelim senin bir sevgilin olsa, evlensen yarın öbür gün. Emre buna nasıl bakar? Ya çocuklarım şimdi başka adamla falan filan diye arızaya bağlar mı? Ya da sen mesela arızaya bağlar mısın? Bunu yönetebilecek olgunlukta olduğumuzu düşünüyorum artık. Yani o kıvama geldiğimizi düşünüyorum. Onun da hayatında birisi olabilir, benim de hayatımda birisi olabilir. Hani biz boşandık ama hani tabii ki hayatımın sonuna kadar böyle gidecek diye bir şey yok. Onu o zaman göreceğiz açıkçası ama biz dediğim gibi yine bizim için ön planda çocuklarımız olduğu için ben onu incitecek bir şey yapmam. O da beni incitecek bir şey yapmayacağına eminim. Demek ki siz birbirinize incitecek bir şey yapmayacağınız, ikiniz de hayatta kimsenin girmeden kimse böyle görüşmeye devam edeceksiniz. Yok olabilir yani. Şaka yapıyorum, yani, şaka. Peki bugüne kadar bayağı oldu, ne kadar oldu ayrılalı siz boşanalı? 2 yılı geçti. Sen 2 yıldır hiç kimseye karşı bir şey hissetmedin mi sen şimdi? Ben, hissetmişsindir. Yani kalpten. Hissetmek zorunda mı şimdi? Hisset çabuk. Ya ben şey çabuk hisset. Ya ben şey diye düşünüyorum açıkçası. Kendimi böyle yarım kalmış, yarım hani bir yarım eksik tamamlayayım biri olsun hayatımda gibi hiçbir zaman düşünmedim. Kendim birebir çok tam ve çok mutlu, çok heyecanlı ve çok enerjik hissediyorum. Eğer birisi olursa hayatımda 1,5 olurum. Yani asla tamamlanmayı beklemiyorum. Dolayısıyla bu işi çok akışına bıraktım. Özellikle de boşandıktan sonra tamamen çocuklarıma, onların gelişimine adadığım için de belki de bu enerjide olmadığım için olabilir. Ama çocuk da önemli faktör galiba ya. Çok. Çocuk bence mesela çok çocuk olması gerçekten. İki tane dediğin gibi tam da böyle gelişme çağında, temellerin atıldığı çağda. Onlar olmasa belki hani senin de hayatında başka birilerinin olmasını. Belki de seni tamamlayan şey daha işte aslında çocuklarım bence. Şu anda o yüzden dedim ya eksik hissetmiyorum. O kadar yoğunum ki onlara karşı ve istemiyorum ki bir şey kaçırayım onların hayatında. Ya vah tüh keşke ben şu dönemde şöyle davransaydım. İşte bak bunu yanlış yapmışım demek. Yani tabii ki hata yapabiliriz ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığım bir dönemdeyim çocuklarım için. Son derece onların üzerindeyim. Ve iyi birer evlat yetiştirmek istiyorum. Belki de dediğin gibi bütün enerjimi şu anda onlara verdiğim için eksik hissetmiyorum. Ama yarın öbür gün evliliğe falan soğuk bakmıyorsun herhalde. Belki de olur. Mu? Tekrar niye evlenir olmasın misin? Niye yani? Olmasın ya? Genç güzel bir kız. Ben bunu anlayamıyorum. Yani insanlar ayrıldıktan yani sonra tabii ki hayatlarını bir... Sanki ayıp bir şeymiş gibi sorulmasını da sinir tabii oluyor. Tabii ya 4 defa evlendi ya. Ya 4 defa evlendim. 3 kere evlendim. Ve ben şöyle bir şey sana söylüyorum. Bu gülünecek bir şey değil bence. Neden şaka değil? Ben de hayır neden değil? O insanların sevgilisi olarak kalabilirdim ben. Hiçbirisi kaçırılmayacak fırsat değildi. Ama ben eşleri olmayı ve o konumda yaşamayı tercih ettim. Onlar da beni eşleri görmek istedi. Daha onurlu bir duruş. Bence. O zaman ben stüdyoyu terk ediyorum şu an. Mikrofonu değiştireceğim ya. Aynen oğlum mikrofonunu öbür stüdyoda. Şimdi Avşar'ın stüdyosuna değiştirsin. Peki şimdi Alişan'la çok yakınsın demin onu söyledim. Çok uzun süre çok başarılı bir ikiliydiniz. Evet. Şimdilik herhalde şu anda yaz bitti. Yaz dönemi için evet yaz şu anda. Dönemi için bitti. Evleniyor ve İnşallah. Sevgilisine şu anda nişanlısı mı tanıştırdı seni? Ne zaman evleniyor? Yani tabii bana çok fazla söylemek düşmez. Belki değiştirmişlerdir yani yanlış bir şey söylemeyeyim ama 29 Haziran'da nişanımız var. Düğünü de Kasım gibi düşünüyorlar inşallah. Allah Allah. Evet. Kimden bahsediyorsunuz ben? Ben de diyorum. Ne zamandır 29 Haziran mı? 29 Haziran'da nişan var. Wow. Evet. Kasım'da da inşallah. Şu anda Kasım gibi düşünüyorlar İnanamıyorum yani. İnanamıyorum hala. Ben de inanamıyorum. Çok çok mutlu. Düşündükçe mutlu oluyorum valla gerçekten. Çünkü çok sevilmeyi hak eden ve aile kurması gereken bir çocuk. Ya bir çocuk gerçekten. O yüzden gerçekten Eda ile karşılaşması da çok büyük bir şans oldu. Böyle tatlı bir görücü usulü gibi de oldu. Evet. Belki de ona böylesi lazımdı. Çünkü Alişan'ın gerçekten onunla evlenmek isteyen, onunla işte sevgili olmak isteyen, görüşmek isteyen yani on binlerce kız vardı. Ben şahidim sürekli yanında olduğum için.
öyle istemedi. Ne istedi de tam bilmiyordu ama olmuyordu yani bir türlü. O elektriği kimseden almıyordu, görüşmüyordu. Yok istemiyorum, yok ben bunu yapamam, onunla olmaz bilmem ne falan filan derken. İşte karşısına Eda gibi birisi çıkınca bütün kurallar yerle bir oldu. Yani. Sen de geçen hafta ilk kez tanıştın değil mi Eda'yla? Aha, iki hafta falan oldu. İki hafta falandı. Evet, İnşallah mutlu olsun Alişan ya. Çünkü çok İnşallah. Değerli bir çocuk gerçekten. Çok. Yani aileyi biliyor, aileyi seviyor falan. Yani hayatını bir kişiyi sevdi. Hı-hı. Ondan sonra da mesela onunla olan sohbetlerinde başkası sevemedim dedi bir daha dedi. Çok sevemedi doğru. Evet hiç sevemedi. Yani o kişinin üstüne de bir daha Hı-hı. kimse ve ona benzeyen birisi bak farkındaysan da. Öyle demeyelim ya. Ama biraz tip olarak benziyor yani. Yani demeyelim ya. Tarz olarak aynı tarzda. Tarz olarak değiller tabii ki de ama fizik olarak. Fizik olarak. Evet, fizik aynı olarak tarzda, benziyorlar. Aynı fizikte fizik benzer fizikte benziyorlar. Diyeyim. Önemli olan benim için ben tabii kız tarafını tanımıyorum ama Alişan'ı tanıyoruz ve Ali hiç mutlu ama bir de Cumhurbaşkanı da söz verdi biliyorsun 6 ay içinde evleneceğim işte, diye. 1-2 hafta kalmıştı ya. Aa, 10 gün falan kalmış. Tabii sürenin bitmesi. Çocuğun üzerindeki baskıyı yapamam. En son şeydi ya tutmuyorum ya ne olacak ya yapamıyorum işte olmuyor ya falan diye böyle kendi üzerine baskı hissetmeye başlamıştı. İşte Allah'ın işi kısmet olunca oluyor yani. Hadi bakalım hayırlısı annesi mutlu mu acaba? Çok mutlu sana abla çok çok mutlu, çok önemli, seviyor. Onun çok mutlu olması çok önemli. Çünkü çok o önemli. Mutlu olması evet. olmuyor biliyorsun. Evet, o da şimdi tabii ki Alişan'ın mutluluğuyla daha da artık, mutlu oldu. Artık değil mi? Evet, aileler de çok iyi anlaşıyor. Yoksa ömür boyu beraber yaşlanacaklardı. Ya, çok Alişan tatlı. Çok Alişan şimdi yeni bir eve çıkmıştı kendisi. Biliyorum, i̇şte aileme çıktım falan filan. Sete geliyorsa falan, neredeydin, nerede kaldın diyorum. İşte anneme gittim evet. bir şey, kıyafet... Kahvaltı falan. Oğlum sen evde yaşamıyorsun diye. Annene gidiyorsun rahat bıraksana kadın diye. İşte. Ama işte şimdi ben yemek mi söyleyeyim dışarıdan? Annem ne güzel kahvaltı hazırlıyor. Şimdi o yaşa gelince de tabii ki anneden bağ koparmak da çok zor. Ay, anne de devamlı zaten arıyorsa hadi gel kahvaltı. Çok ilgili kahvaltı bir anne. Çok çok. O yüzden işte hakikaten. Öyle bir çocukla şimdi şeyi çok merak ediyorum. Neydi gelinin adı? Eda. Eda. Eda'cığım valla böyle kayınvalideyle beraber biliyorum çünkü ben bu durumlara çok tatlı bir ömür geçirecekler inşallah. İnşallah. Çünkü anneye... Bak, ya, hiç, bunu sürekli eleştiren bir şey çünkü de kayınvalideler çok karışmasın. Tamamlayamadım biliyor musun? Biraz rengi değil. Tamamlayamadım. Benim başıma geldi bir kere. 3 yılda ölüyorum zaten. Ben bir süre falan gittim ya. Sonradan. Ya. Gerçekten Mardin'de yani. Mardin'de tatil balayına şey gelmiş kayınvalidesi. Çok yani. Önemli. Yok, yani bana şey derlerdi gerçekten. Başka bir hikayeydi. O yani aileler de evleniyor. Hani ailelerin iyi anlaşması çok önemli vesaire falan filan diye. Hakikaten ben mesela yok yani niye canım ben eşimle anlaşayım yeter falan filan diyordum ama gerçekten çok çok önemli. Çok bu. Önemli anlaşmak çok önemli. Onları da aile olarak görüyorsun o da çok güzel bir şey ama 24 saat beraber anneyle görmek isteyen bir çocukla beraber olmak korkunç bir şey. Ben size onu ama söyleyeyim. Ama Alişan'ın yani. Öyle bir şey yok ya. Annesine yani çok düşkün. 12 saati var mesela. İnşallah benim çocuklarım böyle düşkün olur bana yani ama yani sonuçta anne yemeklerini anne şey. Senin gelinin olmasın. Bir şey söyleyeceğim ben şu an rengimi belli ettim mi? Sen anladık. Eyvah eyvah. Yandı gelin. Eyvah, gerçekten eyvah. Kendimden korkuyorum valla. Düşkündün değil mi? Çok çok düşkün. Sen karışır mısın acaba bunlar büyüyünce bunların kız arkadaşlarına? Umarım karışmam i̇şte ya. İşte kendimden korkuyorum. Eyvah umarım eyvah. O zaman kadar kendimi eğiteceğim. Erkek annelerinde var mı böyle bir şey biliyor musun? Var var ya. Evet bilmiyorum. Ya bizim Türk toplumunda erkek annelerinde. Erkek çocuklarının da anneye bakış açısı tabii ki çok evet. farklı oluyor. Aynen. Ama her erkek çocuğu bir... Allah'tan aynı değil. Allah'tan olsa yani böyle o zaman gerçekten hayatım boyunca tek başına kalırdım yani. Hani sabahleyin düşünebiliyor musun? Sevgilinle tam şeye gideceksin kayak tatiline. Yolun ortasında da diyor ki annemi de mi alsak acaba? Yani ben devamlı mesela ben böyle bir şeyler yaşadım. Yaşadığın için. Hastalandım en sonunda. Çünkü her yere beraber gidiyorduk yani. O yüzden şimdi birazcık da Alişan'ın konseptini de benzettim. Çünkü onun da hiç evleneceğini düşünemiyordum. Düşünemiyordum. Yani. Siz kaç yıl çalıştınız Alişan'la? Yıllar oldu. Oh. Bir arada ama küstünüz falan bir şeyler olmuş. Bir yıllık bir küstüğümüz olmuştu. Alişan gibi adamı niye küstün? Alişan küstü ya başkasına çalıştı diye. Alişan asker dönemi evet, asker döneminde yani. Psikolojisinin pek yerinde olmadığı bir dönem. Ki askerde gerçekten benim kodadım Eşan'dı. Sürekli arıyordum onu. İyi misin ne yapıyorsun şöyle böyle falan filan diye. Konuşuyorduk. Sonra ben işte Emre ile program yapmaya başladığımda yapım şirketimizden dolayı böyle birazcık anlaşmazlıklar oldu vesaire falan. Sonra ben bekledim açıkçası. Çok üstüne gitmedim. Çünkü biliyordum o beni çok seviyor ve hatasını anlayacak. Sonuçta da öyle oldu. Özür diledi, barıştık. Bir daha da olmaz herhalde. Yani onu
bir daha askere gitmeyeceğine göre gitmeyecekse, öyle bir problem yaşamayız yani artık. Ya bir 10-15 sene, 10-15 sene oldu. Tabii çok. Şimdi ara verdiniz Afro'da değil mi? Aha, en son 360'da her şey dahil bitirdik. Şimdi yaz dönemindeyiz, dinleniyoruz, bakıyoruz, konuşuyoruz. Siz bu şeyde roman filmi var ya. Evet, Cennet Mahallesi. Cennet Mahallesi, ne kadar başarılıydınız. Çok. Sen nasıl iyi bir roman kızını oynuyorsun? Yani senin de, sen de çok kabiliyetli bir kızsın demek ki. Şimdi mesela modeldir, güzeldir. Hani her projeye sokmak istersin güzel ama kabiliyet. Yani romanı oynamak da o kadar kolay bir şey değil. Bizi yani. Oynattırdı Türker abi. Ellerinden öpüyorum. Bizi oynattırdı aynen, gerçekten. Yani. Müdahale yani, eder miydi Türker Bey? Türker abi, yok, Türker abi bir tek şivemize karışmıştı. Biz işte önce böyle bir roman gibi konuşmak istemiştik falan. Hani öyle olsun. İşte dedik, siz dedi, niye böyle konuşuyorsunuz dedi. Niye genzinizi tıkıyorsunuz dedi. Normal konuşun falan dedi. O günden sonra zaten Cennet Mahallesi Cennet Mahallesi oldu. Herkes kendi ruhundaki işte renkleri, enerjiyi ortaya şimdi çıkartınca. Şimdi yeniden çekilecek falan diye oradan teklif geldi mi size? Yok, hayır. Öyle mi? Yok, yeniden bilmiyorum. Öyle bir şey yokmuş galiba. Yok, yok sen, şey varmış ya, Seda Sayan'ın eşi, eski sevgilisi şey, oynuyor. Cennet Erhan Mahallesi'nde mi? Biz... Bana mesaj atmış akşam. Aa. Ne diye? Ay dur bir dakika, çok korktum. Erkan Çelik bana mesaj atmış ne akşam. Diyor? Demiş ki sen çok dün Ayla zeki... Algan bizle beraberdi. Aha. Erkan Çelik de Ayla Algan'dan ders aldı, oyunculuk dersi diye. Ayla Çelik Erkan Çelik de bu arada biliyorsun Seda Sayan'ın ayrılmış evet. oldu sevgilisi. Evet. Biz de bu Erhan Çelik'le Erkan Çelik'i çalıştırıyoruz çift olarak. Ya tamam mı? Benim kafayı da çorba etti Seren sonunda. TRT Ana Haber biteni Erhan Çelik'le Seda Sayan'ın Erkan Çelik'ini karıştırıyoruz. Ama bazen gerçekten hafızamız duruyor yani. Gerçekten ona mı alınmış peki? Yani diyor benim adımı diyor karıştıracak kadar diyor. Sen diyor zeki bir kadınsın diyor. Ama evet. diyor bunu mahsus yapıyorsun diyor. Bak ya. Yani yani öyle bir ya şey yapabilir miyim? Binlerce isim zikrediyorsun. Ayrıca karıştırıyorsam da çok iyi bir adamla karıştırıyorum yani. Hani şey bir adamla karıştırmıyorum ki. Allah yani evet. herkesin sonu. İşte orada oynayacak. Erkan Çelik de oynayacak falan. O bir Cennet Mahallesi gibi bir şey duymuştum. En son Alişan'la konuştuğumda evet. olmuyormuş diye duydum. Aa, bilmiyorum. Olabilir. Hayır evet. Alişan olmuyorsa bir de ister misin sen onunla oynan Cennet Mahallesi? Alişan bak nasıl küsüyor o zaman sana. Hayır, öyle bir şey olmaz herhalde. Yok ya. Peki öyle bir şey mesela Türker abiye karşı sonsuz sevgimi saygım olabilir. Tabii ki biliyorum. Tabii ki. Alişan da evlendi bu sene. Çaptan düştü diyecek. Erhan Çelik'le oynayacaksın diyecek. Kabul eder misin? Yani şimdi benim dizi kabul bizim şimdi Türker abiyle konuştuğumuz bir dizi var. O diziyi kabul etme sebebimiz zaten Ali Çağ'la bizim ikimizi beraber tekrar aynı projeye koymak istemez. Yine böyle roman istemez. Falan mı? Henüz çok belli değil. Çok netleşmedi. O yüzden bir şey söylemeyeyim şimdi. O kadroda mı acaba? Çünkü Erhan Çelik muhakkak Türker İnanoğlu'nun bu projesinde varmış. Onun da bir tane projesi olduğuna göre şu anda. İnan bilmiyorum. Yani çok detaylı. Erkan Çelik. Ay, Erhan Çelik. Ay, kızacak adam bana diye. Peki şu Özge Ulusoy'un haberine bakalım. Geçen hafta çok tartışıldı. Bir bakalım o haberle ilgili ne demiş Özge Ulusoy. Peki o zaman neden bütün mankenlerin zengin iş adamlarıyla olduğuna çıkartıyor? Niye bütün mankenler zengin iş adamı? Çağla Çamatoğlu evliydi. Anlatsın var ama. Bir şey söyleyeceğim değil. Fakir yok mu çıksınlar? Anlamadım. Niye sınıf aynısı? Sen kız arkadaşı bulurken kendine onunla bir mesleği olsun, o da ekmeğini elinden tutsun istemeyecek misin? Özge Ulusoy bir açıklamayı yaptı. Tabii ben ne yani fakirlerle beraber olalım diye. Onun üzerinden çok geçmedim ya. Geçti de. Geçince maalesef şey olmuyor ama. Ya mühürü zaman uğramıyor söylenen laflar. Şimdi biz seviyoruz Özge'yi. Tatlı bir kız Özge. Ben de çok ama çok talihsiz bir şey söyledi tabii. Neden öyle bir talihsiz bir konuşma yaptı? Onu hala şimdi o tarz panellerde birazcık sorular filtresiz oluyor ya. Birazcık da provokatif oluyor gerçekten. Ve hani orada ter döktüğüne eminim. Özge'nin gerçekten aslında orada onun hani Özge'yi sıkıştırmak için, üzerine bir saldırı hissettiği için, bir anda çıkış yapmak için kötü bir niyetle söylemediğine %100 eminim. Zaten kötü onu niyet tanıyan, yok, niyet zaten, çıktı orada. Evet ama yani orada işte Emre Altu falan demesinin sebebi de hani Emre'nin iş adamı olmamasından tabii. kaynaklı. Çok çok üzüldü Özge, onu söyleyebilirim. Onunla o dönemde biz çok konuştuk. Kendini çok kötü hissetti, çok üzüldü. Ben kendimi anlatamadım. Diye gerçekten günlerce ağladığını biliyorum. Ha. Çok aslında çok değil mi insanlar yani
İnsanlar kendi statüsünde, kendi konumunda, kendi standartında insanlarla olmayı tercih etmeleri çok normal aslında. Evet, evet. Çok doğru bir şey aslında. Evet. Hani bazı kadınlar tercih etmeyebilir. İfade ediş şekli. İfade ediş şekli, evet, evet, fakirle evet. kelimesi ve ondan, olmadı. Ondan olmadı. Evet. Yoksa niyeti belli yani Özge'nin de. Nur Yerlitaş'a bakalım arkadaşlar. Nur Yerlitaş'a bir geçen gün sitem etti biliyorsun şey ödül töreninde. Ama çok haklı ya. Haklı mı? O kadar haklı ki bu programı Nur Yerlitaş yaptı. Yani Nur Yerlitaş olmasaydı bu programı seyredecek miydik biz şu anda seyredecek. Diyor muyuz? Nurella. Seyretmiyoruz. O yüzden geçen şimdi, ödül alınca da. Şimdi kalkıp da Nur Yerlitaş'ın bu kadar sırtlandığı ve bu kadar zaman beraber çalışmışsın. Orada yapımcı bütün herkesi tekliyor. Bir tek Nur'u teklemiyor. Bu çok peki, büyük terbiyesizlik ve vefasızlık. Asla İvana, Uğurkan. Onlar benim her zaman yol arkadaşlarım olmuşlardır. İvana ile bazen şey yapardık, dırdırımız olurdu. Çünkü Ivana'nın ben çok iyi Türkçe öğrenmesini istemiyorum. Hep söylerim. Benim Türkçe hayranım. Çünkü niye? Onun o aksan çok yakışıyor. Evet. Öyle günlük böyle bir hepimizin bir çatışmaları oluyordu. Ama pardon, kesinlikle ben hastalandığım zaman hakikaten öyle hastaneye bana ilk koşan odur. Mesela grip olurum. Bundan sonra soracak siz ne iş yapacaksınız diye böyle evet. çok kısa günleri olan programlarda çalışacağım kısmeti yoksa evimde oturacağım. Yoğun çalışmak istemiyor musunuz artık? Hayır artık yaşlandım ben. Programdan ayrıldınız ama Bahar Can'dan Murat Boz haberleri ile ilgili öğrenecek misiniz? Beni ilgilendirmez. Evet. Şimdi ödül de aldılar ve ama Nur Yerlitaş'a teşekkür etmediği için ya da onun adını yani. Anmadığı için yani. Nur da haklı olarak bir gönül koydu. Yani düşünebiliyor musun? Sen şimdi ödül törenine gidiyorsun, ödülü alıyorsun, hiç bana teşekkür etmiyorsun. Şimdi böyle bir şey olabilir eyvah. Mi? Ya da Alişan'a veriyoruz, Çağla'nın adını anmıyoruz gibi. Yani o gün ben ödül törenine geç kaldım ne diyor biliyor musun? Sen gelme ben alırım ödülü diyor bana. Bak ya, öyle dediğin daha çok kaza bastı. Hepsini anlatacaktım çünkü neden gelmediğini biliyorum ödül törenine. Saçmalama Cengiz. Dedim esine. Cengiz bak. Dedim ki eğer gelmesin dedim sahneye çıkıp dedim. Her şeyi bu gece neden gelmediğini, ne olduğunu ve şu an ne yaptığını hepsini de sahneden bu koşarak koza basıp geldi. Bir şey söyleyeceğim. Sırtımı da elbisemi de kapatamadım gece. Çünkü ben gelmeyecektim. Pijamalarımı giymiştim. Gitmeyecektim. Tamam o elim bozuktu bir şeye. Ondan sonra geleceksin dedi. Gelmezsen dedi sahnede anlatır. Baktım şeyde Maçka'da bu sırtı açık koşuyor şeye doğru Cemal Işıklı'ya doğru. Şimdi burada Nur çok haklı. Sen ne diyorsun bilmiyorum. Çünkü bir yarışmadasın. Haklı, mesela evet. Çağla ile beraber Alişan ödül almışsınız. Teşekkür edilmiyor. Ayrılsam bile programdan edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu kadın mihenk taşı. Tek bilirkişi olmasa da o. Kıyafet eleştirecek bir program. Kıyafet eleştiriliyor. Evet. Tek modacı orada o. Tabii hem çok naif, evet. çok duygusal, hassas da bir kadın aynı zamanda. Yok, çok iyi tanımıyorum ama görebiliyorum, hissedebiliyorum yani onun öyle olduğunu. Alınması tabii kırılması çok normal. Peki ünlerin sosyal medya paylaşımlarına bakalım hızlıca. Sonra Çağla'nın YouTube kanalını konuşalım bakalım. O da YouTube kanalı açtı. Sosyal medya ünlü isimlerin birbirinden keyifli videoları ve fotoğraflarıyla doluydu. Meryem Uzerli'nin dizisi tatile girdi ve güzel oyuncunun artık bol bol zamanı var. Geceleri de canı oldukça sıkılıyor anlaşılan. İmranoğlu Tayfun Erdoğan, anılar şimdi gözümde canlandılar mesajıyla babasıyla yaşadığı mutlu anları paylaşıyor. Gülse Birsel, Paris'te Sarp Apak'ın düğününde çekilen fotoğrafına yazdığı mesajda yeni projelerinin müjdesini veriyor. İbrahim Çelikkol, eşi Mihri Hanım'la mutluluk pozunu paylaşıyor sosyal medya hesabında. Ata Demirer, reklam filminde birlikte oynayacağı Metin Akpınar'la fotoğrafını ustam notuyla paylaşıyor. Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz'sa babasının izinden gidiyor ve yaptığı muzipliklerle eğlendirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Çağdaş Suseven, uzun süren sessizliğini son klibi bile bileyle bozdu ve sevenlerine yeni albümün müjdesini verdi.
bile bile aldanan yine ben oldum. Evet, sosyal medya hesaplarında bunları paylaştılar ünlüler. Peki YouTube kanalı kurdum ve demin baktım 390 bin kişi mi ne olmuş? Böyle anormal bir rakama ulaşmış kısa sürede. Evet, takipçi sayısı olmuş takip eden. Abone. Evet, nedir peki şu YouTube kanalı, anlatsana biraz. Ya şöyle oldu, aslında benim çok yapmak istediğim bir şeydi. Yani 20 yıllık birikimimi yani çok beğeniliyor işte takılar, saçlar, makyajlar, nasıl giyiniyorum, nasıl kombinliyorum veya işte kendim evdeki eşyalarımı nasıl süslüyorum falan çok soru geliyordu. Ben de evdeki halimi aslında bu kanalda paylaşmak istedim. Ya böyle bir kanal açsak mı diye sevgili Feride Edige'ye gitmiştim. Aa, çok güzel olur dedi. Onlar da böyle bir havuz açıyorlar. Farklı meslek dallarından kişilerle YouTuber'lar çıkarıyorlar aslında. Ben de onların ilk ayağı oldum. Ondan sonra biz kendimiz işte evde ne yapıyorsun Çağla? Ne çekelim Çağla? İşte ne bileyim, bir saç çekelim. Ne anlatıyor makyaj, şu an? Bir aç bakayım sesini. Makyaj anlatıyorum. Ya makyaj değilim ama tabii ki artık çok deneyimlendiğim için bu konuda ve merak ediyorlardı nasıl makyaj yapıyorum vesaire diye. Ben de işte makyaj, saç, evde işte nasıl incik cincikle uğraşıyorum, kot ceketten sıkıldım, üzerine nasıl işlemeler yapıyorum. Çok süslü. Tabii çok aşırı süslü, renkli. Yani. Bayılır taksi bak, kaç tane evet. Takana kadar evde enerji güzel. Yok, hiç bak. Çıkarmıyorum ben. Bak görüyor musun? Buna, mesela bunlarla yatıyorum, sabah böyle uyanıyorum. Sonra oturuyorum, onları açıyorum tek tek. Ay, ben hiç üşenmiyorum. Yani seviyorum ve şöyle oldu. Yani YouTube çok farklı bir kitle. Beni bu kadar sevmeleri, hani sanki hani yıllardır seni bekliyormuşuz gibi böyle güzel cümlelerle beni karşılamaları ve ilgileri açıkçası. Haftada beni, kaç video koyuyorsun? Haftada 2 video koyuyorum. 2 video. Salı cuma saat 6'da video koyuyorum. Onların isteklerini de çekiyorum. Yok yıldız ojeyi nasıl yaptın? Yok kirpik nasıl takıyorsun gibi. Ha böyle canlı değil tümüyle bu. Hayır yok yok, hiç canlı band değil. Band çekiyorum. Ondan sonra peş peşe çekiyorum. Televizyon programı gibi kısa, kaç dakika, 5-10 dakika. Yani kimisi 5 dakika sürüyor, kimisi 3 dakika. Mesela makyaj 13 dakika falan. Ama tabii Her isteyen kurabiliyor değil mi? İsteyen size sallayabiliyor. Tabii ki. Ben bunu söyleyemediklerimi orada açıp söyleyebiliyor muyum? Evet. Çok orada çok, çok güzel rahat oldu ve şey böyle gerçekten çok güzel bir ortam olduğunu gördüm. Bu kadar ilgi görmek gerçekten bu mecrada da çok hoşuma gitti, yani çok keyifli. En çok hangi videonu izlendi? 1,5 milyon herhalde makyaj videom şu anda. Demin gösterdiniz mi? Evet. Evet. Peki orada verdiğin sırlardan, sır değil de artık ipuçlarından birazını da bizim seyircimize anlat bakayım. Mutlaka. Tabii ki anlatayım. Burada aslında anlattığım en önemli şey makyaj yapmadan önce cildimizi koruma altına almak. Yani ben hep öyle yapıyorum dedim. Cildini nasıl koruyorsun? Bu kadar yıldır makyaj yapıyorsun. Nasıl cildin böyle güzel? Tabii ki yani sorunlu bir cildim hiçbir zaman olmadı. Ama bu kadar makyajla da korumak için hep ben serum sürdüğümü söyledim makyajımın altına. Ama makyaj illet bir şeymiş, biliyor musun? Ben şimdi her sabah şey yapınca Çok bir çok. De serum, bronzol bilmem ne falan filan, sağ olsun Kübra bizi böyle boyuyor falan. Boyuyor değil mi? Bazen toplantım oluyor, çıkıyorum yar yüz şey cilt oluyor akşama doğru bir de sonrası. Yani kullandığınız malzemeler de çok önemli. Şöyle yapın. Mümkünse Cengiz Beyciğim. Evet, anlat bakayım bana Çağla. Kendi kullandığınız bir nemlendiriciniz varsa, yoksa mutlaka bir nemlendirici veya bir serum edinin. Makyajınızın altına onu sürün. 2-3 dakika bekleyin. Sanki o bir kalkan oluşturacak. Yani o kimyasal maddeden cildiniz, gözenekleriniz dolmayacak. Gözenekleriniz önceden kapatmış olacaksınız. Gözenekler genişlemeyecek. Yağlıysa cildiniz fondötenden dolayı sivilce çıkarmayacak. İyi bir yağsız bir serum kullanırsanız da makyaj sonrasında atar böyle dalga dalga olur bana bir yerlere falan filan. El kremi sürüyoruz Cengiz. Bildiğin böyle... Size o müstahak zaten, başka seruma gerek yok yani. Şey vaziyette... Ama kullanın gerçekten. Ha, bak şu serumdan aldım. Niye bana söylemiyorsunuz? Ben kullanıyorum serum. Ben niye kullanmıyorum? İşte söyleyin yani, kullansın. Yazık, onu da cildine yazık. Evet ya. Ve sonrasında şeyi anlattım. Yani bir sahneye çıkmıyorsanız, eğer televizyon karşısına çıkmıyorsanız, normal günlük makyajınızda fondöten kullanmak yerine cildinizi güzelleştirmek için bir şeyler yapın. Çünkü fondötenle kapatmaya çalıştığımız sorunlarımız fondötenin içerisindeki kimyasallardan dolayı daha fazla azıyor. Dolayısıyla önce cildimizi güzelleştirmenin, işte bakım yapmanın, sorunlarımız lekemi, sivilcemi, siyah noktamı, onları temizlettirdikten sonra zaten günlük hayatınızda fondöten sürmenizin gereksiz olduğunu söyledim. Ben şimdi bugün ekrana çıkarken önce serumu sürdüm. Sadece şu yanak bölgelerim altta hani birazcık böyle bir şeyler sürdüm. Buraları allık sürdüm, çıktım. Normalde diyorlar ya televizyon makyajı işte çok ağır, çok. Hayır abi, ışıklar o kadar güzel ki yani artık Seren sen de biliyorsun. Hiçbir şey sürmeden siz de öyle gerçekten mesela çıkabilirsiniz. Yani bir rimel, bir ruj sürüp çıkabilirsiniz. Ama cilt, yani cildi korumak ileriye yatırım anlamına geliyor. Yani ben cildim bu şekilde koruyorum. Cildine uyguladığım şeyler mi?
estetik derken? Ne bileyim yüzünde. Yani botoks şey. Var. He. Bir de gözaltı torbalarım. Herkes soruyor. Benim gözaltı torbalarım vardı. Onu aldırdı diye haber çıktı. Aldırmadım. Ne yaptın? Şöyle oldu anlatayım. Hızlıca olmuş. Çünkü bitiriyor. Hızlıca evet. Anlatayım. Benim cildim çok ince. Bir deri bir kemik olduğu için. Buralarda da yağ bezeleri olduğu için onlar çok ön plana çıkıyordu. Hmm. Cildimde hiç et yok. Yani yağ yok. Hiçbir şey yok. O yüzden şu gözaltımın şuralarındaki kısmı hyaluronik asit koyuyor. Burası hafif şiştiği için gözaltlarım görünmüyor. Halbuki aslında hala var. Botoksa yaptırdığımı söyledim. Yani zaten bunun saklanacak bir yanı yok. Yoldan geçen 3 kişiden ikisi zaten yaptırıyor. Ben ne biliyorum, ne anlıyorum biliyor musun? Zayıf insanda yüz çökmüyor da. Bak aslında çöker diye hani kırışmıyor da hiçbir şey olmuyor. Bak şimdi Çağla'nın yüzünde ben şimdi yakından görüyorum seni. Tabii ki daha çok gençsin ama yani hiçbir şey yok yüzünde. Yok, ama et olunca... Yağ olunca peki. Böyle olur. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çalışka harika bir sohbetti valla. Çok teşekkür ederim. Ağırlamaktan keyif aldık seni. Benim için de öyleydi, sağ ol. Yarın görüşmek üzere efendim. Yarın görüşmek yine... üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Yine gel. Acımı da gömdüm içime, yine seni ektim üstüne. Bir gelsen mi acaba ya da boşver. Duymayan kalmasın ha. Yarın İdo Tatlı Ses geliyor. İbrahim Tatlıses'in izinden giden oğlu İdo Tatlıses yepyeni şarkısı Ya da Boşver'le yarın ilk kez Duymayan Kalmasın'a geliyor. İdo Tatlıses'in çok özel açıklamaları yarın Duymayan Kalmasın'da. Herkese merhaba. Bu cuma günü Duymayan Kalmasın'a konuk oluyorum. Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa bir magazin programına konuk oluyorum. Cuma günü görüşmek dileğiyle. Acımı da gömdüm içime, yine seni ektim üstüne. Bir gelsen mi acaba?